Ta sahanlığımızın batı sınırlarında belirlenen. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını da... Lütfen eylemenizi sonlandırın! Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmak, Türkiye ile uğraşmak. Efendim akşam şerifleriniz hayır olsun. Bendeniz Fehmi Çalmuk. Yine bir Politik Adam programında sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Bugün 24 Kasım 2021 yani Öğretmenler Günü. İnsanın yaratılış kodları olan rakam, harf ve notayı bizde öğreten tüm öğretmenlerin, vicdanı hür tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Onların yüreğinden öpüyoruz. Bugünün anlamını eğitim dünyamıza hayırlı olmasını istiyoruz. Türk siyaseti belki de en çok alışa geldiğiniz bir söz. Çok önemli bir dönemeçten geçiyor. Türkiye'de hayati bir nokta geçiyor. Türkiye yine son günlerde hayati tartışmaları geçiyor. Bu sefer siyasi tartışmaların üzerine bir de ekonomik tartışmalar yaşandı ama biz bugün siyasi tartışmaları, kutuplaşmaları, helalleşmeyi konuşacağız. Konuşurken de Türk siyasi tarihine geniş bir perspektiften bakacak çok önemli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Serhan Yücel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisat İdari ve İdari Bilimler, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi. Serhan Yücel'in diğer bir önemli özelliği Doğru Yol Partisi eski genel sekreteri olması. Çok önemli bir özelliği merhum Aydın Menderes'in uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapması, Türkiye'de siyasi tarih konusunda, Demokrat Parti konusunda, CHP konusunda, sağın ve solun oluşması konusunda kamuoyunu yazılarıyla, kitaplarıyla tanışıyor. İlk konuğumuz Serhan Yücel. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Serhan Hocam, baktık Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran parti olarak belirten Halk Partisi, belki de kendi partisiyle hesaplaşma, bunu Yılmaz Ateş Bey ile ikinci bölümde konuşacağız. Onunla bir helalleşme tartışması başladı ama 2018 yılından belli ittifakların, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk siyasi hayatına girmesiyle beraber siyasette kutuplaşma tartışmaları yeniden başladı. Zaten sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Türkiye'nin demokratikleşme tarihine baktığımız zaman kutuplaşma ve helalleşme konusunda bize neler söylersiniz hocam? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında belki de İdris Küçük Ömer'in çok meşhur bir sözüyle başlamak lazım. Türkiye'de sol sağdır, sağ da soldur. Yani bizim Türkiye'deki kafalarımızdaki siyaset biliminin kodlamalarıyla solu veya sağı tarif ediyorken ilk başta bu kavramların nereden çıktığını ve Türkiye'ye nasıl yansıdığına bakmamız gerekiyor aslında. Ve bu da bize İdris Küçük Ömer'in bu sol sağdır, sağ da soldur anlayışına götürüyor. Yani sonra hepsinin kökeni de İttihat Terakki'ye getirebiliriz. Gerçi oraya da getireceğim belki biraz sonra. Şimdi tabii burada şunu da söylemek lazım tabii. Türkiye'deki sol veya doğudaki sol ya despotizme kayıyor Stalin örneğinde olduğu gibi ya da dini yerel değerleri önceleyerek Sultan Galiyev gibi, Galiyevci anlayış gibi bir başka bir yapıya kayıyor. Yani batıda bizim gördüğümüz sol felsefe olarak, sol olarak ortaya çıkan görüşleri Türkiye'ye yansıması veya doğuya olduğu gibi yansımasına karşılaştırdığımızda biz burada daha farklı bir yapının olduğunu görüyoruz. Yani sol özgürlükçü özelliğini, hümanist özelliğini doğuda gösteremiyor bir türlü. Bu Türkiye'de bu şekilde yansımış. Ne yazık ki bu şekilde yansımış. Ve dolayısıyla Türkiye'de solun temsil etmesi gereken veya solun temsil etmesini düşündüğümüz alanları sağ temsil ediyor. Ne zamandan beri? Ta belki 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan beri. Yani Altok'un ilkelerinden biri devletçilik, sağ partiler daha fazla devletçiliği yapıyorlar. Zaten o Altok'un diğer unsurlarına da baktığımızda, onların dışında kalan alana da baktığımızda birçok alanın sağ partiler tarafından doldurulduğunu, önce işte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, daha sonra 1930'da 3 ay da yaşamış olsa serbest fırka. Ama tabii ki 1946
1936'nın 7 Ocağı'nda kurulan Demokrat Parti ile bu hareketin aslında sol olarak değerlendirdiğimiz özgürlükçü, liberal bir anlayışın, hürriyeti savunan bir anlayışın Türkiye'ye sağ partiler tarafından getirildiğini görebiliyoruz. Daha sonrasında zaten 1961 yılından sonra 80'e kadar Adalet Partisi, 80 sonrası da önce ANAP ve Doğru Yol, daha sonra da bu alanın sahibinin kim olduğunu biraz sonra tartışacağız. 2002'ye kadar yalnız dediğim gibi Demokrat Parti çizgisi, önce Demokrat Parti, daha sonra Adalet Partisi, sonra ANAP ve Doğru Yol'da kendisini gösteriyor. Bunu aslında şu şekilde değerlendirmek lazım. Türkiye'de belki de merkez sağ tanımı solun karşısına kurulmuş büyük bir çadır olarak düşünebiliriz. Ortanın yani, solu demişti İnönü. O İnönü'nün o kendi sol açısından bir değerlendirmeydi. Benim dediğim Türk siyasetinin geneli açısından bir bakış açısı. Türkiye'de bizim merkez sağ olarak gördüğümüz aslında yapılanma, Türkiye'deki CHP'nin karşısına 1946'ya kadar gelen tek parti dönemine belki de bir tepkinin ürünü olarak ortaya çıkan CHP'nin o büyük binasının karşısına kurulan bir çadır. Yani iki partili bir siyasi sistem mi öngörülüyor? Sistem merkez öngörülüyor sağ, ve buradaki merkez sol ve buradaki merkez sağın tanımını biz solun olmayanı, daha doğrusu CHP'nin karşı tarafına kurulmuş büyük çadır olarak ele alabiliriz. Yani bunu CHP'nin savunduğu ilkeler, CHP'nin durduğu yer, CHP'nin o belki de ilk 23 yılında tek parti dönemindeki şöyle bir algı oluşuyor tabii, ceberrut devleti savunan veya işte baskıcı. Çünkü 2. Dünya Savaşı yılları biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin idaresinde tek parti döneminde, özellikle İsmet İnönü döneminde halkın CHP karşıtlığı, CHP'nin karşısında yer alması 1946'dan sonra Demokrat Parti felsefesiyle ortaya çıkıyor. Tabii biz burada bu arsanın, böyle büyük bir arsa, CHP'nin karşısındaki arsa, ama burada büyük bir bina falan yok. Sadece özelliği CHP'nin karşısına kurulmuş bir çadır. Neyi önceliyor? Milli egemenliği önceliyor, evet. Milli iradeyi önceliyor, evet. Ama burada bu alanda toplanmış, yani CHP'nin karşısında toplanmış bu kitlenin belli özellikleri var, belli öncelikleri var. Mesela ya toprak reformundan hareket edersek biraz daha üreten mahallenin gerisinde biraz daha, merkezde olmayan tabii, kasketlilerin partisi önceliği o. Fakat bu insanlar özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında çektikleri ızdırabın sonucu olarak demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi anlayışları içlerine sindirmişler. Yani bunları belki bu şekilde ifade edemiyor. Zaten Demokrat Parti'nin ismini bile söyleyemiyor. Demirkırat diyor. Demokrat kelimesini bile ifade edemiyor. Ancak burada hukuk devletine, çünkü o devletin hakem devlet, baskıcı devlet olmasın, benim hakkımı, hukukumu korusun, savunsun anlayışı. Aynı zamanda teknolojiye, teknolojik yeniliklere açıklık. Traktör, yol, gibi, radyo, her türlü yeniliğe açık olma gibi. Pratiklik yine bu merkez sağ seçmeni veya Demokrat Parti tabanını tanımlamaya belki. Ya muhterem hocam, şimdi böyle çok güzel olur. Bir konuya değindiniz de mesela burada sol siyasetin veya CHP'nin adam yerine koymadığı tabirimi mazur görün. Hani bunu evet, suçlama için söylemiyorum ama Ankara garında tren istasyonunda jandarmayı koyarak köylü kıyafeti, kaskette olan kim varsa bit kontrolü yapıp şehre almaması. Aşık Veysel giremiyor mesela. Aşık Veysel giremiyor. Aşık şimdi almıyor. Helalleşme, Aşık Veysel'le de helalleşmesi lazım. İki, toplum kaskettilerin diğer yaptığı iş, dini hayat, dini özgürlüğün dışında daha ne yapıyor? Mesela hocam, Türk halk müziği, Türk sanat müziği okunmaz halde. 1935'te, 34'lerdeydi. Hani belki de Zeki Müren'in Türk milleti tarafından büyük bir şaşayla karşılanmasının ana nedeni bu baskıcı unsurun, toplumda adam yerine koymama unsurunun karşısı. İşte kutuplaşmanın ana iksiri belki bu dönemde mi atıldı hocam? Şimdi aslında 1946-50 arası Demokrat Parti'nin savunduğu görüşleri biz bu kasketlilerin yanında, daha doğrusu milletin ezilen tarafının, zaten millet Demokrat Parti'nin özelliklerini sayarken biraz önce ifade ettim, mağduru sahiplenme. Çünkü kendi mağdur olmuş veya mağdur hissedilmiş. Ankara'ya sizin de ifade ettiğiniz gibi
ulustan öteye gitmesine izin verilmeyen kitleler, milyonlar. Bu tabii bir devleti yönetenler ve yönetilenler arasındaki ayrım çok keskin bir şekilde ortaya çıkınca Demokrat Parti buna olan bir itiraz. Yani yöneten elite karşı. Elite karşı bir itiraz. Dolayısıyla artık kasketlilerin artık yönetimde söz sahibi olmaları, dolayısıyla milletin söz söylemesinin 1946'da açılmış bayrağı olarak da değerlendirebiliriz yani biz Demokrat Parti'yi. Ekonomik gelişmeyi de ekonomik de hep birlikte, paylaşımı tabii, da yakın, katmak lazım. Topyekun tabii ki. Şimdi burada tabii ki bunun yalnız şöyle de bir sıkıntısı oluyor. Onu da ifade etmek lazım. Demokrat Parti 1946-50 arasında çoğunlukçuluk değil. Yani az da olsa o görüşlere sahip çıkabilme, onların da koruyabilme, haklarını koruyabilme unsurunda, fikrinden hareket ediyor. Tabii ki bugün yönetim teorilerinde hep ortaya çıkan saydamlık, işte bugün döviz krizinde doların yükselmesinde hep söyledik öngörülebilirlik gibi kavramlar Demokrat Parti'nin o 4 yılında ilk muhalefet yıllarında çok sıkça karşımıza çıkıyor. Gayri şahsi olacak diyor yönetim, Cumhurbaşkanı partili olmasın diyor. Dolayısıyla 1946-50 arasında aslında bu kutuplaştırmaya karşı kutuplaşmanın olmamasına yönünde vatandaşlığın ön plana çıkması, hakkın, hukukun, adaletin tesis belki edilmesi de birey gibi kültürü. Gibi evet yani biraz da liberalizm katılır mantığında. Mısınız bilmiyorum da Mustafa Kemal'i CHP'lerin zulmünden koruma konusunda bile Demokrat Parti çok önemli şimdi adımlar tabii, atıyor. Tabii yani. 1950'de Atatürk'ü koruma kanunu Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra ve zaten Anıtkabir'in yapılıp tamamlanıp Atatürk'ün naaşından Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınması yine Demokrat Parti döneminde gerçekleşecek 1953'te. Yalnız burada şöyle bir şimdi CHP birkaç gün önce Sayın Kılıçdaroğlu hesaplaşma falan dedi. Ben de Demokrat Parti misyonundan gelen bir birisi olarak kendi tarihimizle hesaplaşmaya yoluna gidim. Belki oradan başlamak gerekiyor. Evet 1946-50 arasında Demokrat Parti'nin demokrasi adına söylediği bütün sözler, bütün güzel sözler büyülü sözler olarak kalacak daha sonraki yıllarda. Çünkü 50-55 arasında demeyelim de özellikle 54 seçimlerinden sonra hele hele 55 yılında ki bana göre 29 Kasım 1955 dönüm noktasıdır. Demokrat Parti'nin bu bir grup toplantısı olmuştur. 55-60 arasında Demokrat Parti adeta 46-50 arasının Cumhuriyet Halk Partisi görünümüne bürünmüştür. Dolayısıyla demokrasi Türkiye'de ne yazık ki bir muhalefet ideolojisi olarak kalmıştır. Demokrasi Türkiye'de demokratikleşme talebi de böyle kalmıştır. Böyle kalmıştır ne yazık ki. 1946-50 arasında Demokrat Parti önderlerinin herhangi birisinin bir sözünü alalım. Bu sözü kimin söylediğini ben size söylemeyeyim. 57-60 arasında bu sözün bir benzerini veya aynısını Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerinden biri Demokrat Parti'ye karşı kullanmıştır. Dolayısıyla demokrasi ve demokratikleşme ne yazık ki Türkiye'de bir muhalefet ideolojisi olarak ele alınmıştır, öyle kalmıştır. Her iktidara gelene kadar siyasi partiler güzel sözlerle, büyülü sözlerle bizim karşımıza çıkmışlardır. Ama iktidara geldikten kısa bir süre sonra müesses nizam, asayiş, ne bileyim güvenlik, beka, dış güçler, kamu düzeni gibi bir takım. Hala söylüyoruz hocam. Hala söylüyoruz evet. Ve burada tabii şimdi sizin kanalınıza bir sataşma falan olarak algılamayın ama BBN'in açılımı sanıyorum. Birlik beraberlik noktası. Şimdi birlik beraberlik noktası diyerek kurtarıyor hadi bu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde. Ben çocukluğumdan beri bu sözü duyarım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünler. Yani testiyi kırmadan önceki tembihat gibi hocam. Gibi evet yani bunu önce söylüyorum. Bu aslında bir gözdağıdır. Ha tabii birlik beraberlik noktası deyince yani bu kanalı kapsamıyor. İş kurtardınız. Burada tabii birlik beraberlik mantığı bir sözle mi olacak? Uygulamalarla mı olacak? Yoksa içe sindirmekle mi olacak? Yani bu demokrasiyi, demokrasi mantığını, demokrasinin öngördüğü kurumları, kuralları içselleştirerek yani devam edeceğiz. Soruyu şöyle yönelsem, hocam ne olacak bu sahan demokratikleşmeyle imtihanı desem? Yani şimdi, sınıfta kaldığına ilişkin bir
not mu vereceksiniz gibi geliyor bana hocam. Şimdi sağ derken eğer AK Parti'yi de sağ parti olarak. Çünkü referanslarını böyle görüyor. Şimdi yani, şöyle söyleyelim. Ve sağda Özal örneği çok yapıyor, evet, Demokrat şimdi, Parti. Gerçi şey. Hani bakmayın İyi Parti son billboardlardaki reklamıyla ortaya karışık bir anlayış ortaya koydu. Evet, o biraz her tuşa basayım da bilgisayarda birinden biri tutar. Hani böyle evet, oyun kaybettiğimizde falan bilgisayarda oyun oynarken. Yani biraz bu bütün alan. Bütün tuşlara basarız ya, bir de biraz da öyle gibi yani oldu. Yani şunu sormak istiyorum. Zaten bir siyasi tarihçisiniz analizinizde. Yani beyaz ve siyah gibi, yani sağ soldur, sol sağdır dediğin zaman. Sağ ve sol parti arasında böyle bir ayrım var mı Türkiye'de? Şimdi aslında şöyle demek lazım. Belki de biraz önce söylediklerimi tamamlamak açısından da belki daha doğru olacaktır. 46-50 arasında Demokrat Parti'nin söylediği demokratik sözlerin bütününe baktığımızda 1950-60 arasında bunun kısmen uygulandığını, özellikle ilk döneminde 50-54 hatta 54-57'nin bir bölümünde de uygulandığını görüyoruz ama 57-60 arasında biraz yolunun saptığını, bu demokrasi yolundan, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü yolundan biraz saptığını söyleyebiliriz. Ama 61'de kaldığı yerden devam ediyor. 61'de adalet ama üç önderini idamda, idam sehpalarında bırakıyor. Merkez sağ. Ya şimdi tarihi bir konuya geldiğimizde 3 kişiyi bırakıyor ama mesela şöyle bir olay var. Ben rahmetli Necmettin Erbakan biyografisinde de gördüm. Menderes'in idamını 3 kere erteliyorlar. Toplumsal bir tepki, bir sokağa çıkma hareketi olur mu diye 250 bin kişinin katıldığı Kütahya'da Eskişehir'de başvekil Menderes diyen halkı askeri darbeden sonra göremiyor demokratlar. Evet. Bu işin başka bir boyutu ama şimdi bu CHP'nin karşısında kurulan bu merkez sağ çadır açısından 3 önderini şehit vermesi, yani İmralı Adası'nda şehit vermesi, ondan sonra bu alan CHP tarafından doldurulamıyor. Çünkü CHP'nin karşısındaki o alan Adalet Partisi. Bir bedel ödüyor çünkü. Demokrasi adına değil mi? Ödeniyor. Bu bedelin hemen akabinde CHP'nin karşısında kurulan çadır tekrar doluyor. Yeni Türkiye Partisi ve Adalet Partisi buraya talip oluyor. Fakat Adalet Partisi ilk seçimlerde olmasa bile, ilk seçimlerde de %34 gibi çok ciddi bir oy alıyor. Hemen bir akabinde Süleyman Demirel'le, 41 yaşındaki Süleyman Demirel 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'ni %50'yi aşan bir oyla iktidara getiriyor. %54 oyla. Şimdi burada fakat Demirel'de birçok darbeye maruz kalıyor. Hani diyordu ya 6 defa gittim, 7 defa geldim. Dolayısıyla gerek Demokrat Parti, gerek Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına açılmış çadır 1980 darbesiyle bütün partiler kapatılıyor. Bu sefer Adalet Partisi de CHP'de, MSP'de, MHP'de bütün partiler kapatılıyor. Ve 1983 yılında siyasi partilerin yeniden kurulmasına imkan verilince biz bu alanda iki tane önemli partiyi görüyoruz. Biri ANAP, biri Doğru Yol. Anavatan Partisi, biri Doğru Yol Partisi. Bir de arizi bir dönemsel MDP var. MDP daha çok ara dönem partisi. Milliyetçi Demokrasi Partisi, rahmetli Turgut Sunalp'in daha çok 12 Eylül rejiminin devamı niteliğinde bir parti. Yani o daha referans noktası Merkez Sağ veya Adalet Partisi, Demokrat Parti, CHP falan değil onun. Daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerin, en çok ihtiyaç duyulan burada günlerin şu konuya geçmeden önce hocam, 12 Mart darbesi 70 yılı, 71, sizin bu solun karşısında, CHP'nin karşısında çadır kuran Adalet Partisi, merkez sağdaki bir partinin içinden iki tane geleneğin ortaya çıkmasını öngörüyor. Yani birisi İslami siyaset dediğimiz Milli Nizam Partisi. Evet. Öbürü de Demokratik Parti. Demokratik Parti ama Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii. Yani CKMP. 65'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başına merhum Alparslan Türkeş'in gelmesiyle 69'da ilgili. Da Milliyetçi yani Hareket Partisi adını alıyor. Ben Mücahit Başbuğ kitabında bunları biraz analiz ettim ama bunlar Adalet Partisi'nin içinden yol bularak, oradan destek, evet, bularak gidiyor. Gidiyor.
Ve sağın o genel çadırında 3 tane çadır olmuş oluyor. Şimdi ben tam öyle bakmıyorum. Yani sağ taraftaki merkez sağın çadırından uzaklaşıyor bunlar ama sağdan uzaklaşmıyor. Gerek milli görüş çizgisi, gerekse CKMP, daha sonraki 69'daki Adana Kongresi ile Milliyetçi Hareket Partisi ismini alan milliyetçi sağ olarak değerlendirebileceğimiz hareket, milliyetçi hareket sağ tarafta yine... Yani milliyetçi cephe hükümetlerinde bunu zaten görev alacaklar. Görebiliriz. Fakat şimdi şöyle bir şey oluyor, özellikle 80 sonrası bu suni partilerin biraz da belki de 12 Eylül döneminin suni şartlarından olsa gerek, artık alanda bu merkez sağın çadırında iki büyük partiyi görüyoruz. ANAP ve Doğru Yol. Doğru Yol Partisi 91 seçimlerinde birinci parti oluyor ve Türkiye'deki aslında dengelerin en önemli değişiklik seçimidir 91. İlk iki partiyi iki sağ parti alıyor. Burada tarihi bir anekdot söyleyebilir miyim? Affınıza sığınarak. 83 yılında merhum Necmettin Erbakan'ın ekibi bir parti kuracak. Partinin adı Doğru Yol Partisi. Evet, biliyorum. Birden kuracaklar, tam şey yapacağı zaman eski Adalet Partileri'nin Doğru Yol Partisi kurduğu ortaya çıkıyor. Bu o zaman çok önemli evet. Tartışmalarından biriydi hocam. Türkiye'nin Siyasal Partileri kitabında ben o konuyu da belirtmiştim. Belki de sizle o zaman evet. Bir sohbetten sonra bunu açıklık getirmiştik. Hatta DYP'nin ismi Doğru Yol Partisi'nden çok Demirel'in yeni partisi olarak o yıllarda algılanmıştı. Demirel siyaseten yasaklıydı. Şimdi tabii şöyle bir şey oldu. 91'de ANAP %24, Doğru Yol %27. Biri birinci parti, biri ikinci parti oldu. Halkın Emek Partisi ile ittifak yapan SHP %20.8. HEP'le ittifak yapan SHP %20.8 oyla üçüncü parti olabildi. Şimdi bu bize şuna getirdi. Merkez sağdaki hesaplaşma merkez sağın içinde bitmemiş. Özal Cumhurbaşkanı, Demirel Başbakan ve o iki yılın sonunda Özal rahmetli olup da Demirel de Cumhurbaşkanı olunca... Yani sağ ve solun helalleşmesinin önce sağın... Önce sağ kendi içinde yani. Helalleşmesi de belki gerekecekti. Burada... Süreç içinde yani 90'lı yıllar Doğru Yol Partisi'nin biraz daha milliyetçi sağa doğru kaydığını, Anavatan Partisi'nin de biraz daha CHP çizgisine doğru kaydığını söyleyebiliriz. Demokratik sola doğru diyebiliriz. Demokratik sola doğru diyelim evet ama en azından sola doğru. Yani Mesut Yılmaz oylarını DSP'ye verdiğini belirttiği için. Bu tabii şunu da belki söyleyebiliriz bu aşamada. Yani çadır boşaldı. Merkez sağın CHP'nin karşısında oluşturduğu çadır, sağ seçmenin gidip de CHP, aman CHP olmasın, aman bu CHP'den ben çok dert... 2002'ye kadar. 2002'de bu merkez sağ gelenekten gelmemesine rağmen, milli görüş geleneğinden gelmesine rağmen, gerçi o zaman dediler ki biz bu gömleği çıkardık artık, milli görüş gömleğini çıkardık dediler. Ama her ne olursa olsun milletimiz 2002 seçimlerinde... CHP'nin karşısında açılmış çadırı Adalet ve Kalkınma Partisi'ninle özdeşleştirdi, onunla bütünleştirdi. 2019'a kadar böyleydi. İsterseniz hemen bugünkü durumu hemen da söyleyeyim. Hemen bitirelim çünkü süremiz daralıyor hocam. Hani hemen o zaman ben şunla bitireyim. 2019'a kadar da böyle oldu. Yani Türkiye'de Türk siyasetini, seçmen davranışlarını analiz ettiğimizde CHP veya SHP, 80'li yıllarda daha sonra tekrar CHP. Bir de bunun karşısında Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi diye CHP'nin karşısında olduğuna inanarak oy verilen bir siyasi oluşum, siyasi parti. 2019'da bu iş değişti. 2019'da yerel seçimlerde artık oy verme eğilimi CHP'nin karşısında olan kitle olarak değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin binasının karşısında olanların bir araya geldiği. Yani sağın veya solun karşısında değil. Değil. AK Parti'nin. Yani önceden nasıl CHP'nin karşısında bir birliktelik merkez sağ anlamlandırıyorsak, şimdi bu iş merkez sağ, merkez sol anlayışından uzaklaştı. 2019'dan itibaren, 2019 seçimleriyle birlikte artık bugün karşımızda AK Parti ve AK Parti'ye oy vermeyecekler. Gibi bir ikili ayrıma
gidebiliriz. Yani ben CHP'ye oy vermem. Ben ne olursa olsun CHP'ye oy vermemden çok şimdi biraz ben daha... Ben adaya oy verdim diye belki bunu örtülü olarak şey yapalım. Yani hem Ankara hem İstanbul iki örnek birden gerek İmamoğlu yani Sayın bakarsanız gerek... hocam Adana, Antalya'daki belediye başkanları sağ tandanslı olmalarına da bakarsanız bu rol model Anadolu'da da epey şey... Demek ki yani bu... Yani 2023'te de belki Millet İttifakı'nın en çok temel dayandığı nokta bu. Bu olacak belki de. Evet. Ama için... şöyle bir şey diyeyim. Vaktimiz ne kadar sevgili yönetmenim söylerse bana öyle bir soru sorayım. Bu kutuplaşma var, taraf var ve demokrasi için 3 tane şehit var, bedel ödemiş bir yapı var. Ve inanılmaz bir kutuplaşma var. Evet, ha. Tabii ki. Hocam şimdi bir 10 dakikamız var da şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Yani şimdi... İYİ Parti Genel Başkanı'nın mecliste kendi grubunda yaptığı hakaret, küfür, bilmem ne siyasetteki iş, Konya Kapı Meydanı'nda rahmetli Demirel'in eşinin iç çamaşırını sallayan milletvekillerinden tutun da siyasi kutuplaşmanın geldiği nokta var. Kahveleri ayırmayı bırakın camileri de ayırmış bir yapı var. Şimdi kutuplaşma var. Kutuplaşmanın ana renklerinden biri dini hassasiyetler. Yani CHP'yi sollama ve dindar olan kesimler bunu Adalet Partisi'de CHP'de kullandı, gitti, geldi. Şimdi helalleşme gibi kutuplaşmanın karşısına bir kelime koyduğunuz zaman helal dini bir kavram, bir hakkın gasp edilmesi, haksızlık yapması noktası. Tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Menderes'i idam etme konusunda sessiz kalan, alkışlayan, o darbeci askerleri alkışlayan bir irade... Bugün merhum Adnan Menderes'ten, Fatih Rüstüzoğlu'dan, Hasan Polatkan'dan, Ruhaniyet'ten, Demokrat Parti'den özür dileyecek dilemesine de ya Demokrat Parti'nin genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olduğu Millet İttifakı'nda. Şimdi burada aklımız karışıyor hocam, ezberler bozuluyor. Kitabın ortasından siz buyurun hocam. Şimdi aslında helalleşme kavramı şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son... sanıyorum işte bir hafta 10 gün önce. Aslında bu helalleşme işi önceden başladı. Yani 1961'de 26. hükümet, İsmet İnönü hükümeti, CHP Adalet Partisi hükümetidir. Hemen 27 Mayıs darbesinden sonra kurulan Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti. Mecburen. Hani asker 6-7 ay falan sürüyor. Falan. Orada bu ne yüzleşme olabildi, ne hesaplaşma olabildi. Gerçi hesaplaşmayı Demokrat Partililerle çok fazla bir şekilde, çok ağır bir şekilde, çok ağır bir bedel ödeterek yaptılar. Ama bu ilk koalisyonu oradaki helalleşme olmadı 61'de. Daha sonra 91'de bir nebze olduğunu söyleyebiliriz. 49. hükümet Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan DYP-SHP hükümetinde Demirel Başbakan, Erdal İnönü rahmetli başbakan yardımcısıydı. Bu Demirel'in Cumhurbaşkanlığından sonra da devam etti. Çiller Karayalçın, Çiller Baykal hükümeti olarak da devam etti. Yani DYP-SHP daha sonra DYP-CHP olarak da devam etti bu. Orada bir nebze oldu. Daha sonra şimdi da artık, ana sol olarak. Ana vatan partisiyle sol demokratik sol. Daha sonra da demokratik sol ana vatan olarak 99-2002. Gerçi ama orada MHP de vardı. Helalleşme gibi değil. Bir... Şimdi... Ama bu şöyle söyleyelim yani bir helalleşmenin adımlarının atıldığını orada söyleyebiliriz. En azından aradaki uçurumlar, aradaki bu kapatılmaz gibi görülen yaralar sarılmaya başlandı o dönemlerde. Ya ona bakarsak 74'te MSP-CHP hükümetinde dini hayata ilişkin Kur'an okuyan, Kur'an kursları, dini mabetlere ilişkin CHP'nin tutumunu görün. 74'te İmam Hatip okullarını açan bir Cumhuriyet Halk Partisi hükümeti. Koalisyonu var, evet. Burada şimdi aslında helalleşme deyince helalleşmenin iki tarafı olur. Yani bir helalleşmede normalde ama yani hakkını helal et falan deriz. Şimdi burada helal veya siz daha iyi bilirsiniz de. Sanıyorum halla kökünden geliyor şeyde Arapçada helalleşme ve bu bir tek taraflı bir kavram. Yani bir tarafın... Ben hatamı biliyorum, sana yanlışlık mağdurum, yaptım, haksızlık yaptım. Evet, evet. Bu... Evet, bir nedamet gösterip af dileme, helalleşelim diye talepte bulunma. Şimdi talepte bulunma. Burada CHP'nin veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya getirdiği
Şimdi bu, burada borçlu kim? Yani borçlu acaba CHP mi? İşte onu Yılmaz Bey'e soracağız. Öyle bir şimdi, yapıyor ki Mustafa Kemal dönemini, İsmet İnönü dönemini, Cumhuriyet tarihini yargılayan ama, bir ifadeye geliyor. Ama şu da var. 2012'ydi veya 2011'di sanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olmuştu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Adnan Menderes'in İstanbul'da Topkapı'da anıt mezara ziyaret etti. Ve bence ilk hesaplaşmanın ve yüzleşmenin ve belki de helalleşmenin ilk adımlarını attı. Bu belki de beklenen bu. Yani rahmetli Aydın Menderes'le ben uzun yıllar çalıştım. Rahmetli Aydın Menderes'in böyle bir hesap sorma, hesaplaşma, böyle bir karşı durma, devlete karşı durma veya bir CHP karşıtlığı. Yani bu zaman içinde bu kurumsal yapıların suçu kurumsal yapılara yükleyerek işi böyle biraz daha kolaya kaçmak gibi geliyor. Aydın Bey'e de öyle geliyordu. Bana da öyle geliyor. Yani şimdi biz bütün sorumlusu işte o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi'ydi veya işte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir diyerek peki bugünkü helalleşmenin içine alınan veya alınmayan kitleleri, kişileri nereye koyacağız? Veya şöyle söyleyelim, yani geri adım atmak mıdır bu? Çünkü CHP'nin bir kısmı benim takip ettiği bildiğim kadarıyla buna karşı devrim diye karşı çıkıyorlar. Tabii. Helali. Yani ama CHP tarihini inkar gibi görüyor. İnkar gibi görüyor. Veya AK Partili veya CHP'nin karşıtları da şöyle bir şey söylüyorlar. Zaten tüm günahlar CHP'nin, yani bunlar kimle hesaplaşacak, helalleşecek? Bunların helalleşmeye yüzü mü var ki diye. Ama biz helalleşmeyi kelime manasıyla işte hakkını helal et, helal ettim. Yani Mustafa Pehlivanoğlu'yla mı helalleşiyorsun veya Erdal Eren'le mi helalleşiyorsun? Ama bir ailesi var, bir geleneği var. Hani şimdi, ben şimdi bakıyorum 12 Eylül'de ben cezaevinde. Ben onların dışında görüyorum ama. Yani buradaki helalleşme biraz daha geçmişle yüzleşme. Geçmişin dertlerini, tasalarını, sıkıntılarını, problemlerini, kavgalarını geçmişte bırakıp yani onların üzerine yeni bir sayfa açalım. Yeni bir sayfa açmak olarak, yani helalleşmeden kastımız ve yeni bir Türkiye. Çünkü 2023'te yapılacak olan seçimlerden sonra gerçekten çok önemli bir seçim olacak. Bu değişimin son raddesine kadar, son aşamasına kadar göreceğimiz ve yeni bir toplum sözleşmesi adeta gereken bir toplumun değişik kesimleri arasında bir uzlaşma zemininin, toplumun değişik kesimleri arasında bir anlaşmanın, kavgası artık bir nizanın, eskiye dayanmış nizaların, kavgaların artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani dolayısıyla buradaki helalleşme, hesaplaşma, yüzleşme falan değil. Ha, burada tabii ki şunu da söylemek lazım. Helalleştik, oldu, bitti. Hayır. Yani burada helalleşmeyi ayrı, yüzleşmeyi ayrı, hesaplaşmayı da ayrı olarak değerlendirmemiz lazım. Devre sabık her halükarda yaratılmalı. Tamam. Devre sabık. Şimdi Demokrat yani Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçen hafta dedi ki devre sabık. Evet, devre sabık. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki bu devre sabık ne? Şimdi devre sabık aslında olumsuzundan başlayalım. 1908 ikinci meşrutiyetin ilanından sonra deniyor ki devre sabık yaratmayacağız. Hakikaten de o dönemki hükümetler eski bürokratlarla çalışıyor. Sonra 46-50 arasında Demokrat Parti'de 3 görüş var. Birincisi diyor ki daha çok Celal Bayar taraf. Ciddi bir iddiatçı. Celal Bayar deyince Galip Hoca. O da diyor ki devre sabık yaratmayacağız. Ama parti içinde o zaman Fevzi Çakmak ve daha sonradan Millet Partisi'ni oluşturacak kişiler diyor ki biz niye varız o zaman? Yani biz o zaman Muvazza Partisi miyiz? Yani CHP'nin dediklerini, CHP ile birlikte hareket edeceksek, onları meşrulaştıracaksak biz niye varız? Niye kurulduk diyorlar. Onlar devre sabık yaratılması hususunda ısrarcı. Bir de üçüncü bir yol var. O da daha çok rahmetli Menderes'in devre sabık hukukun içinde, diğerleri aslında onu demiyor. Yani hukukun dışına çıkalım, bir cadı avına dönüşsün falan demiyorlar elbette. Ama devre sabık yaratmayacağız. Zın anlamı şu. Biz geçmiş döneme sünger çekeceğiz. Hesap sormuyoruz. Helalleşmeyi orada yapacağız. Yediğiniz, i̇şte helalleşme orada olmaz. Sizin olsun. Evet, helalleşme yaptığınız, orada olmaz. Yaptığınız, ettiğiniz sizin olsun. Helalleşme hukuksuzlukta olmaz. Helalleşme adaletsizlikte olmaz. Helalleşme haksızlıkta,
olmaz. Dolayısıyla burada helalleşme kavramıyla yüzleşme ve bir hocam şimdi bize gelen mesajlar arkadaşlar iletiyor. Diyorlar ki yani CHP'nin günah galerisi çok kabarık. Nasıl helalleşeceğiz? İşte ve burada helalleşmeden kasıtlarının ne olduğuna bakmak lazım. Şimdi sıralıyor. İşte muhafaza herkesin türbanlı kızlar, cumhuriyet tarihi, idam edilenler hepsini Sayın Kılıçdaroğlu sıralıyor. Peki yani bunların şimdi Yılmaz Bey sanıyorum bunları açıklık getirecektir ama yani bunların Türkiye'nin geçmişinde olan birçok kötü bizim hafızalarımıza kötü olarak yansıyan birçok olay gelişme bunların hepsini CHP'nin sırtına verip kurtulmak belki de işin kolay yolu. Ama benim biraz önce söylediğim gibi 57-60 arası Demokrat Parti'nin uygulamalarına da baktığımızda biz de yani kendi tarihimizle de helalleşelim. Yani bu helalleşmeyi mağdur ettiğinizi düşündüğünüz veya diyor ki mesela Sivas mağdurlarıyla diyor biz helalleşeceğiz diyor sanıyorum şey. Roboski diyor Kılıçdaroğlu. Evet. Yani böyle belli kesimleri sayıyor. Bunların içinde sayılmayanlar da olabilir. Bu ben helalleşmeyi biraz daha hani yüzleşme sayıyor ve vesaire diye. Gibi evet. Bunların içinde Demokrat Parti veya işte hocam bu çok ağır bir fatura. Bu eğer geçmişle ilgili helalleşmeyi sıralarsan buna sayfalar hesap kitap gelmez. Sığmaz ve bir de şöyle bir şey var. Yani bunlar hepimizin yani sadece CHP'nin değil herkesin geçmişiyle. Yalnız şurada hani belki bilmiyorum da hani konu gelecek miydi bilmiyorum ama 15 Temmuz bu siyasi ezberleri bozan bir ana faktör veya turnusol kağıdı değil midir bu? Evet 15 Temmuz yani Türkiye'de tabii darbeler veya darbe girişimleri veya darbe mantığı sadece askeri darbeler değil tabii bunun vesayeti sistemi. Hani partiler arasındaki o rijit iş ilişki değil. O 15 Temmuz askeri tabii darbe girişimi sözde o Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giyen FETÖ'cü alçakların darbe girişiminde toplumun her kesimi evet bir tavır içine. Tavır içine girdi. Yani bu 15 Temmuz'un belki de getirdiği iyi tamam konu şeylerden biridir ama ben son söz olarak hocam bir iki kelime daha söyleyeceğiz reklamlardan sonra izninizle tamam. Reklamlarıyla. Evet sayın seyirciler doçent doktor Serhan Yücel'le Türk demokrasi tarihinin bir analizini yaptık. Şimdi Cumhuriyet Parti Halk Partisi'nin eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş Bey de bize katılacak. Ondan sonra uzun zamandır televizyon ekranlarına çıkmayan AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe BBN Türk ekranlarında olacak. Reklamlardan sonra yine buradayız efendim. Evet politik adam kaldığı yerden devam ediyor. Doçent Doktor Serhan Yücel ile Türk siyasi tarihin analizini yapıyorduk ki stüdyomuza yeni bir misafirimiz daha geldi. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkan yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, CHP Ankara Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden atılan ve helalleşmenin en önemli tarafı olduğu için de biraz sonra kendisine soracağız. Helalleşme çağrısının ilk muhataplarından biri sizsiniz, hakkınızı helal edecek misiniz diye ama Serhan Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Yılmaz Ateş Bey'e bu soruları yönetmeden önce. Hocam siyasi tarihçi olarak uzun yıllar merkez sağda Demokrat Parti'yi, Doğru Yol Partisi'ni incelemiş, kitaplarına bulunmuş, Doğru Yol'da da görev yapmış bir siyasetçi, aynı zamanda bir akademisyen olarak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını samimi buluyor musunuz, içten buluyor musunuz? Demirel'e sormuşlar rahmetli durum nasıl diye, iyi demiş. Tek kelimeyle, iki kelimeyle iyi değil demiş. Şimdi ben de tek kelimeyle çok doğru buluyorum. İki kelimeyle daha çok doğru buluyorum. Burada helalleşmeden çerçevesini biraz önce çizmeye çalıştığım helalleşmenin yüzleşme ve hesaplaşmayı da içine barındırması kaydıyla doğru buluyorum. Yani biz helalleşme derken sadece işte bir takım hatalar yapıldı. Bu hataları bir kısmını biz yaptık, bir kısmını biz yapmadık. Biz yapmamış da olabiliriz de. Bizden çok önce de yapılmış hatalar da olabilir.
Ama bunların hepsiyle helalleşme, helalleşiyoruz değil tabii işin özetinin bu olmaması kaydıyla. Çünkü böyle belli dönemler ki şu anda içinde yaşadığımız dönemde süreçte bunu gösteriyor bize. Bir değişim dönemi, bir değişim, çok ciddi bir değişimin olacağı ve bu değişimin sonunda yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyaç duyacağımız, bu toplum sözleşmesinde de eski kırgınlıkların en azından giderilebilecek olanlarının ortadan kaldırıldığı, ondan sonra yeni sayfanın açılması durumunda ki inşallah bu önümüzdeki dönem açılacak. Böyle siz bir sayfa. Umutlusunuz yani. Evet, çok umutluyum ben. Ben Türk insanından umutluyum, Türkiye'den umutluyum. Çünkü Türkiye'mizin tarihinin, bizim binlerce yıllık tarihimizin bize böyle imkanları verdiğini düşünüyorum. Ki gelinen bu noktada bize bu süreç olağanüstü imkanların da önünü açmıştır aynı zamanda. Evet. Çünkü olmayanı, olanları görerek biz olmaması gerekeni de görmüş olduk. Türkiye elbette ki sıkıntıları yaşayacak, yaşadı da, bugün de yaşıyoruz. Bundan sonra da bir takım problemlerle karşı karşıya geleceğiz. Ama bu önce helalleşmenin içinin doğru doldurulması, arka planının doğru doldurulması, yani bunu geri adım attığı veya işte karşı devrim yapıyorlar diye değerlendirilmemesi veya bütün zaten her şeyin sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'ydi kardeşim demeden önce bir kendi içinden... Ama işte... Şimdi Yılmaz hocama soracağım da. Önce tabii belki de buradan Yılmaz Bey'den başlaması gerekiyor belki helalleşmenin. Evet. Şimdi Serhan hocam şöyle, CHP Ulusal Birlik Hareketi olarak bazı bildiriler yayınlıyor. Yılmaz Ateş hocam bunları yayınlıyor. Ama sonda iki tane yaptığında hatle ilgili başlık koydukları açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini de bir helalleşme olursa, hani diyor ya Kılıçdaroğlu, partimizin çok hatası oldu. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İnönü, CHP'nin tüm genel başkanlarını sanık sandalyesine oturtmakla suçluyor Yılmaz Bey açıklamasında. Şimdi geldiler, hoş geldiler. Ve Yılmaz Bey'e soruyorum, bu helalleşme sizden başlarsa siz hakkınızı helal eder misiniz Yılmaz Bey? Şimdi benim hakkım kolay tabii de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme olayını doğrusu nereden buldu, nereden çıktı, nereden bu ihtiyaç doğdu bilemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bir partinin genel başkanı. Bu partinin de bir ilk defa ben uzun yıllardır 1972'den de gazeteciliğe başlamıştım. Siyasetin bir kısmını gazeteci olarak izledim. Bir kısmını sonra siyasetçi olarak yaptım. Halen de ilgileniyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir Türkiye'deki toplumsal olaylara bakarak bir helalleşme gayreti içinde değil. Sayın Kılıçdaroğlu kendi partisiyle bir hesaplaşma içinde, bir helalleşme değil, bir hesaplaşma içinde. Nitekim kendisinin daha sonra yaptığı açıklamada diyor ki ya ben bunu helalleşme önce kendi partimin de ifadesi şu, benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. İşte diyor ya Temel Karamollaoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu devrim yapıyor diyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, daha doğrusu Serhan Bey'in uzmanlık alanı var, kusura bakmaz herhalde. İnsanlık tarihi aynı zamanda acılar tarihidir. Hiçbir toplum, hiçbir millet yoktur ki geçmişinde acılar yaşamamış olsun. Şimdi Türkiye 22.500.000 kilometre karelik alandan küçüle 3 kıtada hüküm süren bir devlet, bir imparatorluk küçüle gelmiş 785.000 kilometre karelik bir avuç bütününe baktığınız zaman yani 30 kat küçülerek bir avuç kadar kalmış. Şimdi bunu da hangi koşullar altında koruduğunu hepimizin malumu. Yani emperyalist güçler geçmişte bu mazlum milletleri işgal etmeyi kendilerine verilen bir hak.
hatta bu ezilen insanlar için, mazlum insanlar için de bir lütuf olarak görüyorlar. Kendini biz oraları işgal ederek diyorlar, oraya medeniyet götürüyoruz, demokrasi götürüyoruz, insan hakları götürüyoruz diyorlar. Yani Irak, şimdi Suriye'de şimdi 1918'de Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra da onu da yeterli görmüyorlar kalan elimizdeki toprağa. Onu da yine işgal etmeye kalkmışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları bunlara direnerek bu toprakları bize yurt olarak kalmalarını sağlamışlardır. Şimdi yeni kurulan devlet, devlet Osmanlı sisteminden ayrılarak cumhuriyet rejimini kurmuş. Yani bir anlamda kul olarak görülen bireyler, vatandaşlar özgür, eşit vatandaş konumuna gelmiştir. Şimdi bu düzeni, bu sistemi korumak da, kurmak da çok kolay olmamıştır. Uygulamada acılar yaşanmıştır. Şimdi kim kendisini bu şeyden mağdur görüyor? Türkiye'nin yarayan iki tane kanası var. Biri üniter devlet nedeni, yani ulus millet statüsüne, ulus devlet yönetimine muhalif olanlar. Biri de laiklikten ötürü dini değerlerinin zedelendiğine inanan, laiklikle kendilerinin çıkarlarının bozulduğunu savunan kesimler arasında hep bir sorun olmuştur. Şimdi dikkat edin, hocamı tenzih ederek söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmesine alkış tutan iki kesim var. Bir Sayın Temel Karamollaoğlu ve o cenah, yani muhafazakar dediği kesim. Bir diğeri de başta PKK olmak üzere HDP'nin diğer kesimi. Şimdi hocam çok önemli bir konu. Mustafa Karasu bugün PKK'nın önden gelen terör örgütünün lideri. Helalleşme olacaksa böyle olacak diyor. Özerk yönetimi, özerkliği kabul edeceksiniz dil kimliğini diyor. Şimdi, destekliyor şimdi projeyi. Şimdi keşke sizin bahsettiğiniz kadar masum olsa. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu mesela ikinci hafta bizler büyük tepki gösterince, şimdi burada kimden yani şey helalleşecek? Şimdi laikliği getirdiği için, laikliği içine sindiremeyen kesimlerden ötürü ya niye laikliği getirdiniz diye kimi suçlayacak? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Üniter devlet yapısından taviz vermediği için kimi suçlayacak? Kimi suçlayacak? Yine Mustafa Eğer Kemal. Eğer bu mantıkla ve, gidersek istiklal bu. Mahkemeleri takriri suçlu. Şunu bilin ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mantığını doğru kabul edersek bilelim ki Adnan Menderes'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı, hatta Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sanık sandalyesine oturtacaklar. Şimdi yarın FETÖ'cüler de derse ki ya bir gel bakalım hele Recep Tayyip Erdoğan, sen 15 Temmuz darbe girişimini bastırmakla o günkü yetkili olarak bizim şu haklarımızı ihlal ettin, amaçlarımıza engel oldun, helalleşelim, ver bize tazminat dedikleri zaman bunu mu yapacağız ya? Hocam tam da bu konuyu politikadam.com'daki yazımda bugün de aynı bu konuyu işledim. Helalleşmenin altında FETÖ ve PKK'ya af çağrısı mı var diye bunu temellendirdim. Ve bugün Karasu'nun açıklaması, FETÖ kesiminin yarın burada bir siyasi af, artık helalleşelim, hatalarından geri döndü diye bir sürecin başlayacağına ilişkin işaretler var. Yılmaz Ateş Bey de bunu öngörüyor. Şimdi bakın. Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden bugüne eğer dışarıdan gelen yabancı bir heyetle görüşüyorsa ya Türkiye'yi karalıyor. Eğer içeriden bir heyetle görüşüyorsa dönüp genel başkanın yaptığı siyasi partiyi suçluyor. Şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu ikinci hafta bizden bu tepkiler gidince bir panik başladı. O panikle efendim işte ben şunları kastetmiştim diyor. Mesela kastettiklerinden birinin şu olduğunu söyle. Efendim varlık vergisi. Şimdi arkadaşlar bir genel başkan, bu Kılıçdaroğlu olmayabilir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye aday olan bir kişinin kendi ülkesini, kendi vatandaşını karalama kampanyası yaparak o partiyi o günlere getiren kadrolara karşı bir kıyım uygulayarak, yani o partiye sızarak, sonra o kadroları, Cumhuriyet'in temel değerlerini savunan kadroları tasfiye etmekle, kıyıma uğratarak övünebilir mi?
Sizin daha önceki programda yeni bir CHP söylemi içinde olduğunu, ablemi değiştirdiğinizi söylemiştiniz Sayın Kılıçdaroğlu ilişkin. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'na büyük mü? Partiden kurtulmak mı istiyor? Şimdi izin verirseniz şunu bir şey yapayım. Şimdi mesela Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, varlık vergisi nedeniyle ezilenlerden özür dileyeceğiz. Ya bir genel başkan ya ciddi bilgilerle çıkacak kamuoyunun karşısına eğer kasıtlı değilse. Hocam da gayet iyi bilecektir. Siz de gayet iyi bileceksiniz ki şimdi 1940'lı yıllarda Türkiye'nin nüfusu 18 milyon. Askere alınan kişi 1 milyon 250 bin kişi. Yani %15'i neredeyse askere alınmış. Sonunu yok. Türkiye'nin o günkü bütçesi 350-360 milyon dolayında. Bütçenin %45'i savunma giderlerine gidiyor. Şey olarak hükümet 114.368 kişiden varlık vergisi çıkarıyor. Bu varlık alıyor. Bu varlık vergisinin amacı kesinlikle bir ırka bedel ödetmek. Bir azınlığa bedel ödetmek. Ne ırka, ne dine, ne dile dayalı bir vergi değil. Bütün dünyada bu toplanan bir vergidir. Bütün dünya devletleri, savaşa giren devletler toplamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyondan fazla insan ölmüştür. Ama Türk milletinin hiçbir ferdinin burnu kanamamıştır. Ama o savaşa hazırlıklı olmak için de kendi ekonomik durumu iyi olan olmayan vatandaşlarından vergi toplamıştır. 114 bin kişiden bu vergi alınıyor. Ve azınlık diye tanımlanan kişiler ki o zaman biliyorsunuz gelir vergisine muhatap yani esnafımızın, tüccarımızın, iş adamımızın %80'i gayrimüslim. Şimdi onlardan toplam o vergiyle 314 milyon lira para toplanmış. Bütçenin %80'ini oluşturuyor. Bunun sadece 70 milyonu bu azınlıklardan alınmış. 30 milyonu yabancılardan alınmış. Geriye kalan 214 milyonu da bu yoksul Anadolu insanından alınmış. Yani sadece bu gayrimüslimlere yönelik olarak çıkarılan bir şey değildir. Vergi değildir. Uygulamalarda aksaklıklar olmuştur. Hatalar olmuştur. Tahsilat için de 30 gün süre verilmiştir. Ya kendilerine bunu vermezlerse haciz sistemi uygulanacak veya sürgün olacak. Parasını verirken zorlanmışlardır. Uygulamada bir takım haksızlıklar da olmuştur. Ama bu devleti kuran, onunla övünen bir partinin genel başkanı eğer kasıtlı değilse ki ben o kanıdayım. Yoksa bir genel başkan yani bunu eline bizim eski enerji bakanlarımızdan Sayın Cahit Kayra'nın o döneme ilişkin varlık vergisi diye bir kitabı var. Başucu kitabıdır. Yani ona bakmadan insan bu konuyu böyle bir sürçülisan etmiş değil ki. Demek de neyi kastediyorsunuz? Zaten? Kastım şu kasıttan. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bir bela örmek istiyor. Amaç bu. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsunuz. Şimdi efendim o Cumhurbaşkanı adaylığı vesaire de ayrı bir şey. Şimdi önce şunu bir oturtalım ki ondan sonra Cumhurbaşkanı adaylığına geleyim. Şimdi hani bir bu, neden böylesine, sonuç ilişkisi olarak görüyor helalleşme. Bir tek helalleşelim demesinin sıraladığı olayların içinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olan bir tek olay budur. Olayın da aslı budur kardeşim. Olayın aslı da budur. Şimdi ya bununla sen kendi partini karalayarak senin dostların dediğin o partilere, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, Ali Babacan'a, bir Temel Karamollaoğlu'na, Ahmet Davutoğlu'na mı yaranacaksın? Yani bir kendi partisini karalayarak başkasına yaranmakla övünen bir siyasetçiyi ben hayatımda ilk defa iyi kötü de okuyan biriyim. Okuduklarım içinde yoktur. 72'den bu yana yaşadıklarım içinde de yoktur. Eğer bir insan partisini karalarsa vatandaş nasıl güven duyacak o partiye gidip İlmaz oy verecek? Hocam sözlerinden şöyle anlıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile imtihanıyla karşı karşıya mıyız? Yani ciddi bir karşı karşıya. Şimdi bakın bu söylemler aynı zamanda
Cumhuriyetin temel ilkeleri, cumhuriyetin değerleri, yani üniter yapı ve laiklik. Aşağı yukarı 2 milyara yaklaşan bir İslam dünyası var. 57 devletle temsil edilirler. Ve bu 57 devlet içinde laiklik ile İslam'ı, demokrasi ile İslam'ı bir arada yaşatan bir tek bu Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti. Sayın Erdoğan dahi siyasal İslam geleneğinden gelen biri olmasına rağmen 2011 yılında Mısır'a giderken onların radyo televizyonuna iki gün önce burada bir demeç verdi. Dedi ki ben laik değilim ama laik bir ülkenin başbakanıyım. Mısır'a da önereceğim anayasa laik bir anayasadır dedi. Şimdi dünya buraya gelmişken, bu Afganistan olayları yaşanmışken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yaptıklarından ötürü övünmesi gerekirken, ondan utanç duyan, onu kamuoyunda suçlu gösteren bir yaklaşımını iyi niyetle izah etme olanağını ben bulamadım. Bulan varsa da izah etsin, onu konuşalım. Şimdi hocam, helalleşme dini bir kavram. Helal. Ya zaten muhafazakar dini kesim konuşmanın hepsini başörtülü kızlar, ikna odaları filan yapıyor. Temel Bey'den hemen anlıyor. Ve ben geçen haftaki yazımda helalleşme projesinin Temel Bey'in de içinde olduğu bir ekibin desteğiyle hazırlandığına ilişkin bir yazı yazdım. Buna herhangi bir itiraz gelmedi. Bu konuda duyumlarım da var. Abdullah Gül ekibinin de bir işi var. Bir işe hazırlanıyor. Ama Millet İttifakı dediğimiz yapı helalleşme çağrısından önce oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında saf tutan İyi Parti, Saadet Partisi, belki Demokrat Parti gibi bir yapı oluştu. Bu helalleşme işini olmazsa olmaz 2023 için Sayın Kılıçdaroğlu'na bir ön şart olarak mı koydular? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ondan ziyade, yani onlar şart da koyabilirler, o ayrı bir şey de. Şimdi bu konuda dahi şartla yürüyen bir koalisyonun bu ülkeye yarar getireceğine inanıyor muyuz? Şu hepimiz siyaseti yaşayan bilen insanlarız. Geçmişte biz 1974-75'te Milli Selamet Partisi'yle koalisyon kurduk. Tek başımıza iktidara gelemeyince bir araya gelindi. Bir hükümet programı ortaya kondu. Anlaşmalar, protokoller yapıldı, imzalandı. Daha sonra 1990'lı yıllarda da Doğru Yol Partisi ile SHP olarak yaptık bunu. Orada da programlar kondu, protokoller imzalandı ve yürünüldü. Şimdi koalisyonlar kurulabilir, ittifaklar kurulabilir. Ben buna karşı olan biri değilim. Ama bir parti sürekli kendi değerlerinden, bu ülke, üstelik de bu ülkeyi var eden değerlerden taviz vererek nasıl yarınına bakacak? Sayın Kılıçdaroğlu bu sadece bu olay değil ki. Göreve geldiği günden bugüne, şimdi dikkat edin, mesela bir yardımcısına şunu dedirtti, milletvekillerine bir talimat gönderdi, genelge gönderdi. Dedi ki Ege'deki adı konmamış adacıklar ve kara parçacıkları Yunanlarındır, o konuda soru önergesi vermeyin, soru sormayın dedi. Arkasından geldik. Kıbrıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi 1974'ten bugüne kadar savunduğu iki devlet sistemidir. Şimdi Kıbrıs'ta Maraş'ı hükümet Türkiye'nin öncülüğünde Kuzey Kıbrıs hükümeti şeyi açınca turizme, yine aynı şahıs o danışman statüsündeydi. Çeviköz. Ünal Çeviköz dedi ki ya burayı açmak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına aykırıdır. Kaldı ki Kıbrıs'ta tek çözüm iki yapılı devlet değildir dedi. İki devlet değildir. Azerbaycan'a geldik. Azerbaycan'da da dedi ki maalesef Türk hükümeti yardım etti Azerbaycan'a. Cihatçı örgütler oraya gitti. Suriye'deki cihatçı milis güçler de gönderildi. Sonuç ondan böyle oldu diyor. Üzüntüsünü dile getiriyor. Ama aynı Dağlık Karabağ hakkında da Birleşmiş Milletler'in 6 tane kararı var. Bunun 5'i Güvenlik Konseyi'nin kararı. Evet. Biri de Genel Kurul'un kararı. Ermenistan 30 yıl, 27 yıl o topraklar işgal edildi. O zaman kimse bir şey demedi. Ermenistan bundan güç alarak
yine işgal edilen toprakları genişletmeye kalktı. Ve sonuçta bu olunca şimdi bu devletin kurucusu olan bir partinin sözü çıkacak diyecek ki ya üzüldük. Yine adamlar geliyorlar. Türkiye'de kadın, kız, çoluk, çocuk demeden bombalıyorlar Türkiye'yi. Oraya kaçıyorlar. E şimdi bu beyefendi çıkıp diyor ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Ya kardeşim biz Libya'da Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı eğer imzalamamış olsaydık Antalya'nın sahilinden, Muğla'nın sahilinden burnumuzu dışarıya çıkaramıyorduk. Evet. Şimdi bundan yani bu hükümete karşı olmak ayrı şeydir. Hükümet karşıtlığını devlet karşıtlığına, millet karşıtlığına dönüştürmek ayrı şeydir. Şimdi sevgili hocam diyor ki yepyeni bir ufuklar açılacak. Ya kardeşim bu ufuklar nasıl açılıyor? Bugüne kadar 64 tane hükümet gelmiş gitmiş. Bu hükümette geldiği gibi gidecektir. Nasıl geldi? Demokratik yöntemlerle geldi. Yine demokratik yöntemlerle bu hükümet de gönderecek, gönderilecektir. Öyle olacak. Yani. Ama bunu şimdi ben bu hükümeti göndereceğim diye sen tutup da ikinci açıklamasında diyor ki ya devlet tazminat da öder. Beyler ciddi olalım ya. Tazminatı kim istiyor Türkiye'den ya? Ermenistan istiyor. Tabii. Niye bu batılı devletlerin parlamentolarında ikide bir efendim 1915 soykırımdır diye kararlar tabii, alınıyor? İnanılmaz davalar önce, var bekliyor. Önce Türkiye'ye özür diletmeye kalkıyorlar. İşte Türk mahkemede eğer kabul ederse. Şimdi, bakın bu oraya gidecektir. Bu oraya gidecektir. Bu gidişin sonu Sayın Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Deniz Baykal'ın, Ecevit'in şahsında önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandık sandalyesine oturtacaklar. Onun arkasından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sandık sandalyesine oturtmanın adımlarıdır bunlar. Ne helalleşme. Kardeşim helalleşme hepimiz de biliyoruz. Allah göstermesin herkese uzun ömürler versin. Biri öldüğü zaman hoca diyor ki ya bu geçmişte hakkınızı yemiş olabilir. Sizi rahatsız etmiş olabilir. Hakkınız varsa helal eder misiniz? Siz de edersiniz veya etmezsiniz. Ya şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir meftaya koyduk gönderiyoruz da mı helallik istiyoruz ya? Ne olmuş? Kim kimden ne helallik istiyor ya? Bu nereden çıktı? Hocam, yani şeyi helal etmeyecek hocam, gibi geldi bana. Şimdi arkadaşlar ya hepimiz milletimize, devletimize, ulusumuza duyduğumuz aidiyetin 10 katını dinimize, dini inançlarımıza gösteririz. Hazreti Ömer yaşayalı yani damgasını o çağa vurmuştur. Ama aradan 1400 yıl geçmiştir. Şimdi Türkiye'yi aydınlık geleceklere taşıyacaklarını iddia eden Millet İttifakı'nın iki tane önder partisinin lideri bu ulusun geleceğini dini kavramlardan mı görüyor ya? Meral Hanım diyor ki Ömer'in adaleti. Ömer'in yolunda. Diyor evet. Ki Ömer'in yolunda. Bu beyefendi diyor ki helalleşme. Ya helalleşmenin ya bir hukuk devleti biz onu savunuyoruz. Bir hukuk devletinde hukukun üstünlüğüyle helalleşme olur. Hukukun üstünlüğüyle yüzleşme olur. Varsa bir suçu o cezası bu dünyada ama görülür. Cumhuriyet Halk Partisi bu modeli geçen yerel seçimde değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da milliyetçilik ama Ekrem İmamoğlu gitti Eyüp Camisi'nde bir Yasin-i Şerif okudu. Halk dedi ki bu adam da dindar. Verdi oyunu. Demek ki bu modeli Cumhuriyet Halk Partisi dini motifleri kullanarak oy aldı. Bunu mu görüyor? Şimdi bakın ben o kanıda değilim. Peki İmamoğlu, Sayın İmamoğlu dindar olduğu için oy aldı. Peki Mersin'de beyefendi de gayet iyi bilecektir. Ortağımız İyi Parti, Demokrat Parti'nin adayını destekledi. İttifak bozuldu. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı açık ara farkla kazandı. Daha ileri gidiyorum. Kırklar elinde Cumhuriyet Halk Partisi ve ortağı İyi Parti yani Millet İttifakı bir aday gösterdi. Bağımsız aday kazandı. Cumhur İttifakı bir aday gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili, eski belediye başkanı Mehmet Kesimoğlu arkadaşımız da halka güven vererek ya bağımsız kazandı geldi ya. Şimdi önümüzdeki süreç dini değerlerimizi tartıştırarak, birbirimizi ayrıştırarak, yabancılaştırarak, birbirimizi suçlayarak, geçmişimizden utanarak
Türkiye'yi ileriye götüremeyiz. Kardeşim, Türkiye'nin şu anda ciddi sorunları var. Şimdi bakın mesela. Bu hükümet 19 yıldır Türkiye'yi yönetiyor mu? Geldiğimiz nokta neresi? Şimdi Sayın Erdoğan birkaç gün önce dedi ki, kardeşim dedi, biz kendi tercihlerimizle yola çıkmaya karar verdik. Kendi değerlerimizle, kendi yöntemimizle yürüyeceğiz. Kendi tercihlerimize yürüyeceğiz. Yahu kardeşim, sizin o yanlış tercihlerinizdir ki Türkiye'yi bugün bu kaosa sürükledi. Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek işsizlik. Senin izlediğin politikaların sonucu değil mi 19 yılda? Kim yönetti bu ülkeyi? Şimdi burada muhalefete düşen olay, bu ekonomiyi nasıl yeniden rayına oturtur? Halka yani %42'si çalışanların asgari ücretle geçinen bu toplumda gelir dağılımını, gelir adaletini nasıl sağlar? Yüksek teknolojiye dayalı, yani katma değeri yüksek ürün üretme ekonomisine nasıl geçer? Onu sunması lazım. O programını işte sunması lazım. Buna bakın, öneri olarak getirdiği erken seçim 4 Aralık'ta Mersin'de şimdi, üreticiler, çiftçilerle beraber büyük bir miting yapacak şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi kardeşim, erken seçim istemekle erken seçim olmaz bir. Erken seçim istemekle oy alamazsın iki. Bu millet programına oy veriyor. Sen bunu nasıl yapacaksın? Ona bakacak. Şimdi bir diğer çıkmaz Millet İttifakı'nın. Hangi şeyle gidecekler? Kardeşim, en az ekonomi kadar, hatta ekonomiden daha önemli bir konu daha var. Bu teröre bu Millet İttifakı nasıl bakıyor ya? Terör şu anda Türkiye'nin beka sorunu. Eğer bugün Türkiye'de Kızılay'ın meydanında garda bombalar patlamıyorsa buna üzülmek mi lazım, sevinmek mi lazım? Elbette ki sevinmek lazım. Peki şimdi Suriye'de ne işimiz var diyenler, iktidara geldiği zaman Suriye'deki askerlerimizi mi çekecekler? Ne yapacaklar? Yani şimdi terörle mücadele etmekten vaz mı geçecekler? O nedenle... HDP'nin desteğini alabilmek için helalleşmenin de bir bununla ilişkin gizli bir şey olduğunu, öneri olduğunu düşünebilir miyiz? Şimdi kafasının arkasında ne yatıyor bilmiyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ama ben iktidara geleceğim diye, kardeşim, Cumhuriyet'in hiçbir temel değer yargısından taviz vermem. Çünkü bu millet yoksulluğu çekti. İşsizliği çekti. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı biz böyle verdik. Yalın bırak ya, çarık yoktu. Ayakkabı bırak, çarık yok. Yalın ayakla bu mücadeleyi verdi. Yani okuduğunuz zaman gözleriniz yaşarıyor ya. Tabii. Cephede savaşıyorlar 24 saat. 24 saat de beyefendi bir öğün yemek yiyorlar ya. Nedir o yemek biliyor musunuz? Affedersiniz, at dışkısından toplanan arpalarla ortaya konan çorba. Bu koşullarda biz verdik. Veya üzüm suyu hoşaf diye veriyorlar. Yani bu koşullarda verdik biz bu mücadeleyi. Şimdi biz Türkiye'nin bu yapısını, yani bir iktidara geleceğiz diye bozacak mıyız? Onlara cesaret mi vereceğiz? Ne yapacağız biz? Maliyet, eski biliyorsunuz vergi denetmeni, yani Kemal Kılıçdaroğlu bunun bir maliyet hesabını yapmamış mıdır CHP'de? Neye mal olacağını? Şimdi olay şu. Belki sizin programda daha önce söyledim. Bu kardeşim, dış güçlerin Türkiye'ye yerleştirdiği bir proje. 2008 yılında o günün Amerikan Büyükelçisi kendi Dışişleri Bakanlığı'na bir not gönderiyor. Diyor ki, şimdi dikkat edin sevgili hocam buraya. Amerika'nın çıkarları için Baykal'ın CHP'nin başında defedilip Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi lazım. Dışişleri Bakanı olan Bayan Clinton da cevap veriyor. Diyor ki, bunu yaparsak nasıl karşılanır? Kim var bunun çevresinde, araştırın, bize bir bilgi verin diyor. Bu bir. Bunu bir kuraya koyalım. İki, Silk Road Enstitü diye bir think tank kuruluşu var. Sponsoru İsveç, Norveç, Kanada ve Amerika. Onun Türkiye temsilcisi ve Orta Doğu sorumlusu, biz daha görevdeyken 2009'un sonlarında gelip Sayın Onur Öğmen'i ziyaret ediyor genel merkezde. Giderken de bir dosya bırakıyor, gidiyor Onur Bey'e. O gittikten sonra Onur Bey bir bakıyor ki, açıyor bakıyor, Türkiye'nin Türkiye bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şöyle bir değerlendirme var. Diyor ki, ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde Baykal istifa ettirilir. Kılıçdaroğlu genel başkan yapılır. Parti politikaları değiştirilir.
Batılı anlamda Sosyal Demokrat Parti yapılır. Batılı siyasi partileri de destekler diyor. Şimdi kardeşim bu plan mevzu oldu mu? CHP'nin değişen politikası nedir diye sorarsanız, CHP'nin öyle ben istedim diye Sayın Kılıçdaroğlu istedi politikası değişmez ki. Programı var. Programını getirirsin kurultaya, değiştirirsin. Değiştirirsin. Bu da yok. Olmadığı halde ne değişti? Ege'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası az önce söylediğim politika değildi. Kıbrıs'ta değildi, Azerbaycan'da değildi, Libya'da değildi, Suriye'de değil. Şimdi bunlar değiştirildi mi? Bunlar ancak işgal kuvvetleri değiştirebilir ya. Almanya'da Almanya anayasasını işgal kuvvetleri yaptırdı. Japonya'da işgal kuvvetleri yaptırdı. Şimdi de bu partide bu programlar yapılmadan, değişiklikler yapılmadan şimdi bunlar uygulanıyor. Bilelim ki bu. O nedenle artık bu niye oldu? Bu gerisi lafı güzel. Biliyorsunuz cephe komutanını çağırmışlar. Bu savaşı niye kaybettin? Vallahi demiş ki mermi bitti. Üç nedeni var. Say bakayım diyor. Bir, mermi bitti. İkisini saymaya gerek yok diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaşıyor. Şimdi bu son söylediği olay tam bir karşı devrim hareketidir. Neye rağmen karşı devrim hareketidir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belde yönetimine rağmen, üyelerine rağmen, belde yönetimine rağmen, ilçe yönetimine rağmen, il yönetimine rağmen, parti meclisine rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu bizzat kendi tercihiyle karşı devrim yoluna girmiştir ve o yolda yürümektedir. Ama 2010 yılından beri de bu yolda yürümektedir. Ama bu yolun sonu bataklıktır kardeşim. Defans sizin ulusal birlik hareketinin dışında parti içinden bir defans gelmiyor. Yok. Şimdi sağ olun siz çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz, sesimizi sizin aracınıza duyuruyoruz. Veya işte yazılı hale getiriyorum, şey yapıyorum. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'na şuradan bir teşekkür etme olanağım doğuyor. Beni partiden ihraç ettiği için. Şimdi yoksa bu açıklamayı ben de yapamazdım. Hangi arkadaşımızla konuşsak, şu andaki milletvekilleri dahil, şu andaki parti meclis üyeleri dahil, il başkanlarımız dahil, ilçe başkanlarımız dahil, üyelerimiz dahil, bunun bir karşı devrim olduğu kanısındalar. Biz biliyoruz bu işi. Ama bu bir yerde patlar. Ya patlayacak da, şimdi bakın samimi olmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden, yani genel seçimlerin üzerinde, bir yıl daha geçmeden 9 ay geçmişti. Yani 5 yılın 9 ayı kullanılmıştı. Tam 4 yıl 3 aydan bu yana erken seçimde erken seçim diyor değil mi? Peki kendi partisinde kongre tarihi geldi, geçti. 1 Ekim'den itibaren kongre takviminin yürürlüğe girilmesi lazımdı. Üzerine yattı. Biz kamuoyunun gündemine getirince geçenlerde bir gazeteci arkadaşımız sordu. Dedik herhalde bir yıl daha uzatacağız. Şimdi bir yıl uzatacaksan önce parti meclisinde sen 1 Ekim'den önce karara bağlaman lazımdı. Bunu yapmıyorsun. Örgütlere duyurmuyorsun. Ola ki yarın olağanüstü kongre talebi gelirse o zaman diyecek ki örneğin 3 ay sonrasını vererek 3 ay sonra ben kurultay takvimini başlatıyorum diyecek. O zaman olağanüstü kongre talebi otomatikten düşürmek için. Şimdi buna kamuoyu nasıl güvenecek, nasıl inanacak? Bu iş biraz memleket partisine yarayacak gibi geliyor. Artı şimdi haklı olarak şu eleştiriyi getiriyor hükümete. Güneydoğu'daki belediyeler kayyumla yönetiyorsun diyor. Doğru. Bu da kayyumda kamuoyunun vicdanını da sızlatıyor. Yanlıştır. Aldıysan görevden belediye meclislerine seçtir. Şimdi ama aynı bunu bu eleştiriyi iktidara getiren Sayın Kılıçdaroğlu kendi Doğu ve Güneydoğu'daki örgütlerin tamamına yakınını kayyumla yönetiyor ya. Mardin'de en son yapılan kongremizin tarihi 2016. 5 yıldır kongre yapılmamış ya. Gaziantep öyle, Erzurum öyle, Van öyle, Diyarbakır öyle, Ağrı öyle. Yani şimdi o nedenle bir siyasetçinin söylemiyle eylemi örtüşürse kamuoyundan güven alır. Yani şimdi Sayın Erdoğan'la haklı olarak bir şahsımın devleti diyor. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililerin değil, şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsının partisine dönüştü. Ama siyasi partiler kanunu biraz da öyle yapıyor zaten.
genel başkan oligarşilerine. Onu sevgili hocam. Zaten ben, yol açmış. Yani sadece CHP'nin derdi değil. Ben şimdi onu katıldığım toplan açık oturumları da söyledim. 12 Eylül askeri darbesini hep eleştiriyoruz ya. 12 Eylül askeri darbesinin çıkardığı siyasi partiler yasası bugünkü ayrım yapmaksızın söylüyorum. Yapmaksızın söylüyorum. Bu siyasi parti liderlerinin uygulama anlayışından çok daha demokratiktir. Tabii 5 başaydı o zaman. Tabii. Şimdi 5 genel başkan daha fazlasını yapıyor. Daha şey. Çünkü o siyasi partiler yasasında diyor ki ön seçim yapılabilir. Yapılmasını engelleyen bir şey yok ki. Evet. Yani şimdi o nedenle niye Cumhuriyet Halk Partisi daha çok eleştiri alıyor? Bir söz vardır. Bütün renklere işte kirletmişler. Evet, en çok göze batan birinciliği beyaza verdiler. Beyaza vermişler. Özdemir Asaf derdi. Ama ya Cumhuriyet Halk Partisi en olumsuz koşullarda bile kendi tabanına gidip başvurmuştur. Hiçbir siyasi parti ön seçim yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi ön seçim yapmıştır. SDP, SHP geleneğinde de bu olmuştur. SODEP geleneğinde de bu olmuştur. Önceki CHP döneminde de olmuştur. Daha sonra da olmuştur. Evet. Kusura hocam bakmayın. Programın sonuna giriyoruz. Şeyde Seren hocam, Yılmaz hocama da bir eklenti yapalım. Son sözleri alalım. Şimdi 3 dakikamız kaldı. Çok o zaman hızlıca ben şey yapayım. Rahmetli Hayrettin Erkmen'in de ben özel kalem müdürlüğünü yapmıştım eski Dışişleri Bakanlarından. Bana bir şey de demişti o. Çok tabii genç yaşlarımda çok etkilenmiştim. Merkez sahada siyaset yapabilmek dedi, bilardo oyununa benzer 3 top. 3 topu bilenler için söylüyorum. 2 tane beyaz top vardır, bir de kırmızı top vardır. Beyaz topunuzla, sizin kendi topunuzla diğer 2 topu görmeniz lazım ki sayı alabilmeniz için. İşte dediği mutlaka diğer beyaz topu mutlaka görmek zorundasınız. Diğer beyaz top CHP'dir demişti. Yani merkez sahada siyaset yapan birisi, bir parti, bir siyasi parti veya bir kişi mutlaka CHP'yi karşı tarafa koyacak. Bu biraz önce anlattığım merkez sağ siyasetin belki de bakış açısını söylüyor. Şimdi ben Yılmaz Bey'in söyledikleri çok doğru. Gerçekten de yani önce belki partiler kendi içlerinden başlatması lazım bu hesaplaşma işini veya helalleşme işini. Çünkü partilerde bayrak asan, işte bildiri dağıtan, çoluğunun çocuğunun rızkından kesen, gecenin yarılarına kadar emek veren binlerce insanı tanıyorum ben. Ve bunlar sadece partinin bir başarısı bunların bütün gönüllerini alacakken bunlar hep dışlanırlar. Hep böyle evet, dışarı siyasetin atırlar. Siyasetin genel hali bu. Genel hali budur. Seren hocam son sözler reklam arası. Şimdi şunu söyleyeceğim. Erdal Eren'le yüzleşilecekse veya helalleşilecekse ki helalleşilmesi lazım. Ama Zekeriya Öngey'i de unutmamak lazım. Zekeriya Öngey ki yani 20 yaşında bir jandarma eri arkadan vurularak şehit edilmiş birisidir. Ki Erdal Eren'in işlediği cinayeti söylendi. Onunla yargılanmıştı. Yani burada toplumun öyle önemli fay hatları oluştu ki bu fay hatlarına baktığımızda biz laik, işte sünni gibi bir onlarca kavramı görüyoruz. Burada hemen tamamlıyorum. Biz burada CHP'nin ortaya attığı bu helalleşmeyi eski dönemleri işte hukuksuzlukları, haksızlıkları unutalım bir şeye devreden çıkaralım manasıyla ele almak istemiyorum ben. Evet. İyi niyetli olarak teşekkür görmek ederim. İstiyorum. Yılmaz hocam, Serhan hocam çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Yılmaz Ateş Bey Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki helalleşme çağrılarının ne anlama geldiğini Cumhuriyet Halk Partisi içinden anlattı. Serhan Yücel Bey siyasi tarihimiz açısından anlattı. Evet, reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe canlı yayınımızda olacak. Reklamlardan sonra buluşmak üzere efendim. Değerli izleyiciler, BBN Türk'ün değerli izleyicileri, Politik Adam programı devam ediyor. Şimdi uzun bir aradan sonra ilk defa Türkiye'deki televizyon ekranlarında seyredeceğimiz bir siyasetçi var. Siyasetçimiz İktidar Partisi AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe. Sayın Osman Nuri Kabaktepe'nin canlı yayınımızda konuk olacağını duyan İstanbul AK Parti İl Teşkilatı Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın inanılmaz sosyal medyada bir etkileşim oldu. Onun için de BBN Türk olarak da teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hem BBN Türkiye bu vesileyle BBN ailesine hem de Fehmi Bey size zatenize böyle bir fırsatı, imkanı oluşturduğunuz için teşekkürlerimi de takdim etmiş olayım. Sevgili başkanım, teşekkür ederiz. İlk önce dün akşamki bir açıklamanız var. Bütün bugün internet medyasında, gazetelerde konu edildi. Sayın Başkan, finansal krizler, ekonomik manipülasyonlardan bahsettiniz. Türkiye'ye de yön vermenin tek yolu sandıktır dedi. Herkes dedi ki Osman Nuri Kabaktepe erken seçim istiyor. Sandığı hedef gösterdi. Duyuyor musunuz beni? Evet. Buyurun efendim. Değil mi? Geliyor başkanım sesiniz. Başkanım geliyor sesiniz. Fehmi Bey duyuyor musunuz? Evet duyuyor Sayın Başkan. Benim sesim gelmesi lazım. Bir kulaklıkla halledelim. Değerli izleyiciler, teknik seste bir sorunumuz var. Tekrar bağlanacağız Osman Nuri Kabaktepe ile. Şu anda evinde Skype üzerinden canlı yayın yapıyor. Dün AK Parti'nin il başkanları toplantısı vardı. Tabii ki bugüne Skype'tan katılmayı arzu ettiler. İstanbul seçim, evet. Osman Nuri Bey geliyor değil mi sesim? Şimdi bir kesildi. Tamam. Böyle bir iki dakika, şimdi yeniden bağlandım. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili başkan, dünkü açıklamanız millete yön vermenin tek yolu sandıktır deyince, Osman Nuri Kabaktepe erken seçim istiyor diye internet siteleri, medyada inanılmaz bir yankılanma oldu. Evet. Neden gerek duydunuz sandığı işaret etmeyi? Şimdi şöyle ifade edeyim onu. Türkiye'de hakikaten seçim sistemimiz dünyada en başarılı bir şekilde yürüyen seçim sistemlerinden bir tanesi. Hakikaten demokratik süreçleri ve seçimleri en iyi bir şekilde uygulayıp bunun gururunu da efendim güzelliğini de huzurunu da umudunu yaşaması gereken bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyada buna örneklik ettiğinin altını önce kalın bir şekilde tüm renkleri içerecek bir şekilde çizmek istiyorum. Ancak son dönemlerde Türkiye'de muhalefet seçim süreçlerini bir normal demokratik anlayış içerisinde, tahammül içerisinde, hukukun içerisinde kalmaktan ziyade bir gayri nizami harp gibi, bir seçimli savaşmış gibi bir taktiksel ya da metodolojik sürece girdiler. Dolayısıyla biz diyoruz ki bakın, bir takım manipülasyonlarla, bir takım spekülatif hareketlerle, ekonomiden sağlıktan veya herhangi bir şeye kadar başka konuları işaret ederek hükümet efendim ya da mecliste aritmetiklerin değişmesine dönük bir takım yanlış yönlendirmelerde bugüne kadar bulunanlar hep hüsranı olamıştır. Bu millet sandıkta darbe severlere de, efendim istifa severlere de, bir takım manipülasyonlarla hükümeti dize getirmek, indirmek isteyenlere de sandıktan güzel dersi vermiştir. Şu an 2023 yılında bir seçimimiz var. Diyorum ki bırakın bu manipülasyonları, bırakın bir takım uluslararası sistematik güçlerin ve ekonomik güçlerin Türkiye üzerindeki yeniçeriliğine, yerel yeniçeriliğine soyunmayı. Diyorum ki 2023 Haziran'da Türkiye'de seçimimiz var. Sandıkta milletimiz herkese gönlünden gelecek bir şekilde oyunu verecektir. Ve o sandıkta Türkiye iktidarlarını değiştirecek ve hükümetlerini değiştirecek. Yani burada farklı yöntemleri ve farklı teorileri çağrıştıracak. Dün özellikle bu kurdaki hareketlenmelerden dolayı maalesef ülkemizde farklı yöntemleri ve farklı tarzları çağrıştıran, işte darbeye kadar giden, indirilize kadar giden, sokağa çıkarılıza kadar giden, istifaya kadar giden çok farklı, yani en basitten en böyle olmaza kadar bir yelpazede görüşlerini insanlarımız belirttiler. Bazı siyasiler de buna çanak tuttular. Biz buradan siyasilere de sesleniyoruz ve diyoruz ki eğer bu memlekette iktidara gelmek ya da iktidarları değiştirmek istiyorsanız bunun yolu ve usulü yıllardır olduğu gibi şimdi de bellidir. Sandıktır. Sandık da Haziran 2023'te milletimizin önüne gelecektir. Çağrımız ve işaretimiz, evet,
Buradır. Yani Cumhurbaşkanımız da Millet İttifakı'nı oluşturan Sayın Devlet Bahçeli'de 2023'ün Haziran ayını işaret etti. Ama evet. İzleyicilerimiz Sayın Başkan diyor ki o zaman Sayın Başkan mutfaktaki yangını, ekonomikteki krizi, vatandaşın halini görmüyor mu bilmiyor mu? Zateniniz sabah namazından yatsı namazı gece geç vakitlere kadar sokakta ve caddelerde ve bunların evet. Halkın nabzını çok iyi tutan bir siyasetçisiniz. Tabii. Buna ilişkin şimdi, yorumunuz nedir acaba? Tabii. Şimdi şöyle, özellikle şu cümleyle bir önceki sorunuzu da tamamlayayım. Şimdi ben orada yaklaşık 6 tane tweet attım. Yani bir makale yazamayacağımız, yayınlayamayacağımız için görüşlerimi özet olarak, yani bir makalenin özeti olarak flüt şeklinde tweetle paylaşmaya çalıştım. Tabii buradan bu seçim ve sandığı Türkiye'nin demokrasisini ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin vazgeçilmez sistematine işaret eden yaklaşımı manipülatif olarak alanlarla aynı spekülasyonu yapanların da aynı kulvarda yürüdüğünü de belirtmek isterim. Şimdi sorunuza gelecek olursak, şimdi dünyamız Fehmi Bey bir pandemik süreçten geçiyor. Şimdi ben bir kütüphanede oturuyorum şu an. Burada sözlüğü alıp açsam önüme pandemi nedir diye pandemi maddesine baksam deniyor ki sağlık sorununun küreselleşmesi yani pandemi. Ancak şu an pandeminin tanımı değişti. Artık pandemi bir sağlık sorununun küreselleşmesi değil. Aynı zamanda ekonomik sorunun küreselleşmesi, aynı zamanda efendim sosyolojik sorunun küreselleşmesi, aynı zamanda efendim dünyada uluslararası taşımacılıkla ilgili sorunların küreselleşmesi ve benzeri yani birçok alanda krizin ortaya çıkmasına neden oldu bu pandemi. Dolayısıyla tüm ülkeler sağlıkta da, ekonomide de, diğer bahsettiğim alanlarda da pandemiden olumsuz etkiler ve yaralar aldılar. Türkiye'de bu olumsuz etki ve yara alan ülkelerden bir tanesi. Ancak bu olumsuz ve etki yaraların sarılmasında en büyük desteği ve gayreti gösteren bir AK Parti hükümetiyle iç içe olmamız, bu süreci dünyada sağlıkta ilk üç ülkeden biri olarak atlatmamızı, ekonomik hasarda da, ekonomik etkilenmede de, finansal etkilenmede de ilk 7 ülkeden biri olarak bunu yönetmemizi sağladı. Bu fiyat artışları, efendim toplumda finansal olarak meydana gelen kurlarla ilgili meydana gelen hususlarla birlikte bunu söylüyorum, ifade ediyorum. Ancak son dün itibariyle, pazartesi günü itibariyle ortaya gelen durum bu söylediklerimden bağımsız bir durum. Yani o gün dünkü yaptığım açıklamalar bu son hadiseyle ilgili yaptığım açıklamalardı. Şimdi birinci kısma dönecek olursak, yani pandeminin oluşturduğu hasarı biz 3-4 alanda ekonomik olarak sarmaya devam ediyoruz. Bunu dediğim gibi dünyada en iyi yöneten 7 ülkeden birisiyiz. Yani pandemi sürecinde hizmet sektörü ve sabit ücretlilerimiz bir takım sıkıntılar yaşarlarken gerek çalışanların maaşlarının ödenmesi, gerekse diğer sektörlerin açık tutulması, gerekse kapalı kalan sektörlere yardım verilmesi süresiyle bu süreçteki yarayı minimize etmeye çalıştık. Pandeminin bir takım kısıtlarının kalkmasıyla da üreten sektörlerimiz rahat etmeye, hatta ihracat rekorları kırmaya başladılar. Hizmet sektörümüz yaralarını sarmaya başladı. Şam dediğiniz gibi bu fiyatlarla ilgili oluşan dalgalanmalardan etkilenen sabit gelirlerimizle ilgili de Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği ve söylediğimiz düzenlemeleri, memur, kamu işçileri, şimdi asgari ücret ve devamında da bu enflasyonist bir şekilde fiyat dalgalanmalarının oluşturduğu noktadan etkilenmeleri minimize edip onları bu enflasyonist oluşturduğu fiyat artışlarının oluşturduğu ortamda rahat edebilecek. Sayın Kabaktepe, bu pandemiyle mücadeleden ayırarak bu kurdaki fiyat artışlarındaki fazla evet. Oynama, yani bunu sokakta doların fiyatının çıkması filan, şimdi pandemi döneminde de esnafı, vatandaşı sokağa çağıran siyasiler oldu. Ama şimdi bu kur üzerindeki oyun, pandemiyle mücadele, pandemideki ekonomik krizden daha farklı bir oyun mu? Bunun içsel değil de daha çok dışsal dinamiklerle olduğuna ilişkin olay var. Yine küresel güçler, dış güçler diyor ve muhalefet diyor ki AK Parti yine dış güçler bahanesine sarılıyor diyor. Siz bu konuda finansın başkenti İstanbul'dan bu olayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, biraz önce ben de bu ekonomik süreçler ve fiyat dalgalanmalarıyla açıklamalarımı yaparken ikinci kısım da bu dün yaptığım açıklama
bu süreçle ilgili değil, son pazartesi günü olan dalgalanmayla ilgili değil diye ifade ettim. Tam da sizin sorduğunuz soru kısmıyla ilgili. Şimdi bakın, ben de bir iş insanıyım. Netice itibariyle piyasa, efendim ekonomi, para, finans hareketleri nasıl dönen bir ekonomist derinliğinde diyelim bilmesek de ancak bunları belli detayları da bilgi sahibi olmak durumundayız. İçinden geliyoruz zaten. Siyaset olarak da bunların hem bilgisini hem becerisi hem ne olduğuna dair de bilgimizi derinleştirmeye de çalışıyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman son iki günde, üç günde yaşadığımız hadiselerin Türkiye'nin ekonomik gerçeğiyle örtüşmediğini biz söylemiyoruz. Bugün bakın eski Dünya Bankası uzmanlarından eski efendim Avrupa'daki ekonomist uzmanlara kadar herkes son iki gündür gerçekleşen dalgalanmanın Türkiye'de herhangi bir ekonomik altyapısı olmadığını onlar da söylüyorlar. Basitçe şunu söylüyorum, bakın niye kur birdenbire 2 lira artsın bir gün içerisinde? Bizim devlet olarak ödememiz gereken bir borcumuz var da bunu mu ödeyememişiz? Özel sektörün yurt dışına döviz borcu var. Onun için döviz alma talebinde bulundu da Türkiye'deki bankalar, Merkez Bankası bunu mu karşılayamadı? Türkiye'deki vatandaşımız döviz almak için bir takım talepte bulundular da bu mu karşılanamadı? Şimdi bunların hiçbirisi yok. Ya bizim de bir takım tespitlerimiz var. Nedeni acaba? Hükümetin bir adımı mı var? Bunu mu engellemeye yönelik bir manipülasyon? Nedeni şu, bakın ben size nedenini biraz geniş çerçevede anlatayım. Nedeni erken seçim üzerinde bir baskı oluşturmaya ve şu an erken seçime muhalefet şuna inanıyor. Biz erken seçim yaparsak kazanırız. Bu seçim erken de olsa, 2023 Haziran'da da olsa muhalefet partileri seçimi kazanamayacak. Ancak bunu dediğim zaman hadi gel o zaman erken yap cümlesini kolayca kuruyorlar. Ya diyorum ki bir şeye artık alışalım. Yeni geçtiğimiz sistemde seçimleri zamanında yapmaya alışalım. Türkiye bunu hak eden bir ülke. Şimdi Cumhurbaşkanımız pazartesi günü yaptığı açıklamasında erken seçime dönük bir takım söylemde bulununca bir takım uluslararası para operatörleri bazen swap ve talebini arttırarak bu 2 liralık artışın oluşmasına neden oluşturdular, altyapı oluşturdular. Şimdi biraz önceki söylediğim soruları tekrar sorayım. Bakın net soruyorum. Vatandaşımızın içerisinde basit bir arz talep dengesi, yani para yok ki para artsın. Bir paraya talep az ki değer kaybetsin. Yani bu iki gün içerisinde devletin işte x milyara dolara ihtiyacı vardı da bunu mu bulamadı? Vatandaşın ihtiyacı vardı da bunu mu bulamadı? Böyle bir şey yok. Böyle bir ortam yok. Böyle bir ortamın olmadığı durumda o zaman biraz önceki söylediğim hadise ortaya çıkıyor. Durum ortaya çıkıyor. Bu durumun karşısında bugüne kadar bak pandemi sürecinde yaşananlarla Fehmi Bey bakınız bu süreçte iki günde yaşananlar birbirinden ayrı olarak değerlendiriyoruz ve söylüyoruz. Yani İstanbul'da da biz finans çevreleriyle yani gerek özel sektörde döviz işlemleri yapan çevrelerle banka çevreleriyle de görüştüğümüzde onlardan da bu yaklaşımı cevapları alıyoruz. Şimdi şunu söylüyoruz, şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki her ülkenin ekonomisinde inişler ve çıkışlar olur. AK Parti döneminde Türkiye ekonomik olarak da bir ses devrimi gerçekleştirmiştir. Yani 2008'de de benzeri bir süreç yaşandı. 2016'da da benzeri bir süreç yaşandı. Şimdi de benzeri bir süreç yaşandı. Diyoruz ki bunları bir tarafa bırakalım. Türkiye'nin seçime dönük talepleri olan herkes demokratik süreç içerisinde halkımızın karşısına çıkarak bu olgunlukta seçime dönük iş ve işlemlerini yapmaya gayret. Şimdi erken seçim noktasına geleceğiz de değerli başkanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ekonomik kurtuluş savaşına benzetti bu mücadeleyi. Evet. Cumhurbaşkanımızın dışında yani bir iki bakanımızdan bir de İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den bu operasyonlara ilişkin cevap çıktı. Yani burada halk ne olduğunu şaşırdığı için ya sosyal medyaya yöneliyor ya medya yapıyor. Çok ciddi bir algı yönetimi var. AK Parti'nin kurmaylarından, ekonomi kurmaylarından ses soluk çıkmayınca sizin sözünüz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerinden muhalefette sizde bir polemik yapmaya başlıyor. Benim birinci sorum bu. İkinci sorum, siz bir açıklamanızda şu anda Millet İttifakı ile erken seçime girsek Ekrem İmamoğlu'nun oy oranında düştüğünü, AK Parti'nin oyunun %60+1 olduğunu, hatta %70 oy alacağını açıklamışsınız.
Yani AK Parti'nin veya İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin bir erken seçimden korkusu olmadığı anlamına mı geliyor bu? Şimdi şunu ifade edeyim. Şimdi bizim ne erken seçimden ne erken olmayan seçimden. Erken olmayan seçime ne deniyor onu da bilmiyorum. Zamanında seçim mi diyeceğiz? O kavramı evet. Da sizin bu programınız vesilesiyle geliştirmiş olalım. Katkı sunalım siyasi literatüre. Şimdi bakın Haziran 2023'te seçim olacak. Ve bu seçim Türkiye'de milletimiz yine demokratik haklarını kullanacak, sandığa gidecekler ve bu arada oylarını kullanacaklar. Şimdi ben şunu söylüyorum, Türkiye'de erken seçimin konuşulması kadar abes bir durum yok. Şu an zaten 17 ay kalmış seçime. Pandemiden çıkmışız, bu 17 aylık süreç içerisinde artık erken mi sayılır, geç mi sayılır bilmem, Haziran 2023'ü biz seçimlerimizi yapacağız. Şimdi ben biraz önceki söylemimi tekrarlıyorum. Bu seçim efendim 3 ay sonra da olsa ki olmayacak. Haziran 2023'te olacak. 18 ay sonra olacak. Şu anki muhalefetin seçimi kazanma şansı yok. 2023'te olduğunda da olmayacak. Onlar bir hayal görüyorlar. Bunu neye göre söylüyorsunuz? Bunu ben neye göre söylüyorum? İşte şu an muhalefete yakın diye bilinen kamuoyu şirketlerinin de açıkladıklarında anketlere baktığımda görüyorum. Bunu kendi yaptığımız anketlere yaptığımda da görüyorum. Bunu sokağa çıktığımda da görüyorum. Şimdi muhalefetin Türkiye'nin geleceğine dair ortaya koyduğu bir şey yok. Bak Allah aşkına şöyle bir muhalefet, iki tane örnek vereyim. İki cümleyle ifade etmeye çalışayım. Böyle bir muhalefetin Türkiye'de seçim kazanma şansı olur mu? Bir tane pazar günleri biliyorsunuz TRT'miz iki tane klasik bize izletirdi. Gençlik dönemlerimizi hatırlıyorum. Bir klasik müzik dinlerdik. İki bir western filmi izletirdi bize. Hikmet. O hatırladığım filmlerden birinin adı İyi Kötü Çirkin. Şimdi bir şey var, bir kurum var, bir parti var, adı iyi. Güzel bir kelime ama bir milletvekili var. Yaptığını kötü kelimesi bile anlatmaya yetmiyor. Ve gerek kendi partisinin gerek Millet İttifakı paydaşında bulunan bazı partilerin, siyasilerin ve milletvekillerinin açıkladıkları ve ortaya koydukları tavırı kötü, çirkin kelimesiyle anlattı. Yani sanki o bizim gençliğimizde seyrettiğimiz İyi Kötü Çirkin filminin şimdi yeni bir versiyonunu böyle bunu İyi Parti çerçevesinde mi söylüyoruz? Tabii şimdi onu söylüyorum. Böyle bir yaklaşımı ve böyle bir tavrı gösteren siyasi anlayışın ya da milletvekilinin ya da genel başkanın ya da siyaset kurumunun milletten karşılık alması mümkün mü? Daha abes, daha böyle vahim bir durum size bir tablo sunayım. Bakın Türkiye'miz Eylül ayı ile Aralık ayı arasında tezkereler genelde meclise gelir. Yani asker ordumuzun yurt dışı operasyonlarına onay verip vermemeyle ilgili soru sorulur. Bu yılki tezkereler geldiğinde bazı partiler tezkereye evet dediler. Yani evet ordumuz DAEŞ'a, PKK'ya, YPG'ye efendim operasyon yapsın. Oldukları yerde de kalsın diye evet oyu verdi. Bazı partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bir grupta hayır oyu verdi. Şimdi bunu basit olarak bir siyasi tavır diyebilirsiniz. Ama şu an tezkereye, Suriye tezkeresine, Irak tezkeresine hayır oyu demek terörizmin ya da PKK'nın, DAEŞ'in, YPG'nin terör hareketlerinin Türkiye'nin içerisine sızmasına kapı aralamak demektir. Bunu bir tarafa bırakıyorum. Bu asıl vahim dediğim tablo şurası. Bu vahim kelimesi de bunu anlatmaya yetmez. Şimdi buna hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi lideri, genel başkanı çıkıp diyor ki tezkereye evet verenler Cumhuriyet'e ihanet etmiştir diyor. Siyasi görüşünü de böyle bir sloganı kitleyle milletimizde paylaşıyor. Peki buna sen inanıyorsun. Yani ihanetle suçluyorsun. Kimi? Tezkereye evet verenler. Hem de neye ihanetle suçluyorsun? Cumhuriyete ihanetle suçluyorsun. Çok ağır bir itham bu. Aradan bir ay geçmiyor. İyi Parti'ye, İyi Parti milletvekillerine ve İyi Parti Genel Başkanı'na Kemal Kılıçdaroğlu hain demiş. Meral Akşener Cumhuriyet'e ihanet etti cümlesini Kemal Kılıçdaroğlu kullanmıştır bu ifadeleriyle. Hiçbir şey olmamış gibi İYİ Parti lideriyle Cumhuriyet Halk Partisi lideri bir araya geldi. Kemal Bey sanki hiç İYİ Parti Cumhuriyet'e ihanet etmemiş gibi, söylememiş gibi, sağır gibi davranıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım da hiç bu söylenmemiş, duymamış. Efendim Tahir gibi Kemal Bey de dediği gibi davranıyor diyelim. Yani duymuyor ve efendim söylemiyorlar. Bu zoraki nikahın nedeni ne? Şimdi ben de zaten şimdi bir nedenini burada sorgulamamız lazım. İki, bu kadar bir gün önce hainlikle suçladığı insanın yanına gidip hiç bunu söylememiş gibi davranan, kendisine Cumhuriyet ihanet etti diyen Kemal Kılıçdaroğlu hiç bu sözü söylememiş gibi bir onunla beraber oturan İyi Parti'nin oluşturduğu siyasal ittifakı, bu milletin feraseti de, bu milletin kalbi de, bu milletin aklı da 3 ay sonra o seçim olacak olsa da, ki olmayacak, 2023 Haziran'da olacak seçimde iktidarı teslim etmezler. Peki bu niye oluyor? Yani onu soruyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir şey kesilir gibi oldu ama niye bu oluyor diye herhalde sordunuz. Yanlış evet anlamadım. Yani bu zoraki nikah değil mi? Birbirine benzemez evet. İki partinin birbiri aleyhinde konuşmasına rağmen bir ortamda Millet İttifakı'nın içinde yer almaları. Tabii. Yani bu zoraki nikah değil. Bu hani bazı dini anlayışlarda işte nikahın bozulmaması esas al mümkün olmaz yani. Zorakinin de üzerinde ne diyeyim, zoraki üzeri 10 üzerinde bir yaklaşım tarzı var. Yani birbirine böyle kötü söz söylemek de değil bu deneyim. Yani Cumhuriyeti ihanetle suçlamak. Ne özür var ne bir şey var ve bir araya geliyorlar. Ben bunu şunu söylüyorum. Bakın bir müddet önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı düzeyinde bir açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bir konuşması sızdı. O konuşmada ne diyor ABD Başkanı? Diyor ki Türkiye'deki dostlarımızla işbirliği yaparak Tayyip Erdoğan'ı efendim bu seçimlerde kaybetmesini sağlamamız lazım. Şimdi bu tip puzzle birleştirmeleri yapılır ya her şeyde, siyasette de. Yani bir şey niye oluyor diye bir sürü farklı kesimlerin, ulusal, uluslararası kurumların, kişilerin konuştuklarını birleştirirsiniz. Burada hem küresel bazı güç odaklarının ve kurumların Türkiye'deki şeylerle beraber memleketin geleceği, Türkiye'deki halkımızın efendim refahı değil, Erdoğan'sız bir Türkiye'den başka bir dertlerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü yine bu bahsettiğimiz partilerin milletvekillerinden bir tanesinin çıkıp Erdoğan olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun cümlesi bana bu nikahın, Biden'in konuşmasını da dikkate aldığımızda uluslararası sistemin böyle bir nikahı mecbur ettiğini ifade ettiriyor, söylettiriyor. Bu bir yorum olarak algılasınlar. Lütfen tüm dinleyenlerimize söylüyorum. Ama şunu anlamaya çalışıyorum. Tüm vatandaşlarım, ben bu söylediklerimi CHP seçmeniyle, İYİ Parti seçmeniyle bu davranışa katılmadığını düşünüyorum. Onların da bundan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Onların da genel başkanlarına böyle davranmamaları gerektiğini, sokakta yaptığımız şeylerde telkin ettiklerini ya da söylemeye çalıştıklarını görüyorum. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili muhalefetin bu kadar işi merkeze alıp neredeyse bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine bir siyasi perspektif, siyasi diyalektik ortaya koymalarına bakıyoruz bu ortada. Siz dün Ankara'daydınız. AK Parti il başkanları toplantısındaydınız. Cumhurbaşkanımızın hasta olduğuna ilişkin inanılmaz da iddialar var. Hatta yorgun hasta adam tartışmaları var filan. Şimdi siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi öğrencilik yıllarınızdan beri bilen, tanıyan, takip eden birisiniz. Şimdi dün görüştünüz. Cumhurbaşkanının moralini, yapısını bu işte nasıl görüyorsunuz bu kadar saldırı karşısında? Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanımız hakikaten dün olduğu gibi bugün de her türlü saldırıya karşı hem dik duruşunu, hem sağlam duruşunu, hem de merkeze Türkiye'nin ve milletimizin iyiliğini ve geleceğini esas aldığını bir kere daha dün il başkanları toplantımızda gördük. Cumhurbaşkanımız kararlı, Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin küresel güç olma noktasındaki yolculuğunu 2023 seçimlerinde de kazanarak tamamlama noktasında ne iradesinde, ne duruşunda, ne kararlılığında, ne bu seçimi kazanacak noktasındaki zihninde en ufak bir tereddüt var. Bunu öncelikle ifade etmiş olayım. Yorgun ama mu çok Sayın Cumhurbaşkanı? Ne yorgunluk var, ne efendim bahsettiğiniz süreçte herhangi bir problem var. Ne zihin yorgunluğu var, ne mental yorgunluğu var,
ne de efendim bedensel olarak bir takım hastalık vesaire diye oluşturmaya çalıştırdıkları spekülatif şeylerle karşı karşıya. Bunların hepsi birer balondur, algı balonudur. Ben sık sık şunu söylüyorum. Artık hüküm bu muhalefetin algı balonlarını şöyle elimize bir iğne alıp yukarıya kaldırıyoruz, elimizi tak diye dokunup patlatıyoruz. Bunu sürekli de ifade ediyorum. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanımız o gün İstanbul'dan Ankara'ya biz yol ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yanımızda. Ankara'ya gönderiyoruz. Adam diyor ki efendim sağlığında sorun var. Ya yok diyoruz. Diyor ki sorun var. Şimdi şöyle bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bakın ben şu örnekle izah ediyorum. Şimdi yan yana oturuyoruz. Cumhurbaşkanımız sağlığıyla ilgili oluşturdukları spekülasyon tam bu. Yani inanmışlık var. Yalan. Şuradan hatta başlayayım. Post-truth yani hakikat ötesi kavramı gelişti biliyorsunuz. Yalanın artık beyaz yalan ötesine geçip yalandan bir evren kurup o kurduğu evren içerisinde istedikleri ve amaçladıkları hedeflere ulaşmak isteyenlerin yapıp etmelerini anlatabilmek için geliştirilen bir kavram var. Hakikat ötesi diyorlar. Yani yalanı artık hakikatin de üzerine aşacak bir şekilde kurguluyorlar. Şimdi böyle bir anlayış, böyle bir muhalefet tarzıyla karşı karşıyayız. Şimdi Cumhurbaşkanımızla ilgili oluşturan spekülasyonların da tamamı bu kavram altında toparlamak mümkün. Şimdi 2008 yılı ile 2018 yılı arasında Amerika'da bir dergi 126 bin tane Twitter hesabını incelemeye alıyor. 10 yıl boyunca bu hesapları inceliyorlar. 10 yılın sonunda yaptıkları incelemede doğrunun yayılma hızı bir birimken yalanın yayılma hızının 6 olduğunu tespit ediyor. Şimdi hani bu Goebbels'in de yalan da olsa sürekli tekrarlayacaksın sözünü CHP politik etkilerinde kullandığı için şu an hem siyasetinde hem sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla bu gerçeklik yani o altı katlı yayılma imkanından yalanı istifade ederek spekülasyonlu algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu şudur. Şimdi yan yana oturuyoruz. Diyor ki kardeşim bak Cumhurbaşkanım ben yol ettim. Hiç sağlığında bir problem yok. Yok var diyor adam. Ya ben gördüm sen gördün mü diyorum. Yok yine var diyor. Bu adamın hali şuna benziyor Fehmi Bey. Şimdi iki kişi yan yana oturuyorsunuz. Adama diyoruz bakın şu önümüzde bir şehir hastanesi var. Ben de şu an İstanbul'da bir şehir hastanemize yakın bir yerdeyim. Bu hastanenin diyor mimarı Tayyip Erdoğan. Görüyor musun diyorum işte ne güzel bir hastane. Bak 2000 yataklı falan. Nerede hastane yoktur. O karşısında bina görmüyorum ben. Ya baksana diyorum koskoca hastane var. Yok ben görmüyorum diyor. O zaman diyorum gel kol kola girelim. Hastaneye doğru koşalım. Eğer hastane yoksa koşmaya devam edelim. Hastane varsa duvara çarpar geri dönelim. Tamam diyor hadi koşalım. Kol kola giriyoruz. Koşuyoruz. Hastanenin duvarına geldiğimizde hastanenin duvarına çarpıyoruz. Diyorum bak güzel kardeşim anladın mı? Bak duvara çarptık şimdi çarptığımız duvar. Hastanenin duvarı. Bak burada bir bina varmış diyorum. Hastane varmış. Yok ya diyor. Duvara çarpmadık diyor. Neye çarptık? Allah Allah diyor. Ne kadar sert bir rüzgar esti. Sanki duvara çarptım. Şimdi muhalefetin hali bu. Sayın Kabaktepe, yeminli bir Erdoğan düşmanlığının bu itibarsızlaşma yönetiminin, algı yönetiminin size göre merkezi hangi siyasi parti? Çünkü bakıyoruz ki Erdoğan düşmanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde varsa İYİ Parti'de hatta Saadet Partisi tabanında bile görülüyor. Bunun merkezi hangi parti size göre? Bir de ikincisi Tayyip Erdoğan muhalefetliğinin ana temellerinden biri. Tayyip Erdoğan'ın dini anlayışı o duruşu mudur? Evet şimdi şöyle yani biz insanların söylediklerinden hareketle bakıyoruz. Şu an burada ifade ettiğiniz şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürecin bugünkü yaptığı konuşmada da görüyorsunuz. İşte bir milli güvenlik sorunundan kendisini anlattığını ifade ediyoruz. Yani Türkiye'nin şu an en büyük milli güvenlik sorunu terörle mücadeledir. Terörle mücadelenin en temel anahtarı da bizim Irak'ta ve Suriye'de yaptığımız operasyonlardır. Bu operasyonlara hayır diyen Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bu anlamda milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bunu da Cumhuriyet'e ihanet etti diyerek, bunu da ifade ederek başlayayım. Dolayısıyla bu sürecin körükleyicisi, başlatıcısı ve siyasetteki mimarı partileri kurumsal ve seçmenleriyle bundan ayrı tutarak söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun altını çizeyim. Şimdi niye bu oluyor? Bence bu olmasının üç tane temel kavramla ben bunu anlatmaya çalışıyorum.
Fermi Bey. Şimdi Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk'ün kurulan temel olarak oturttuğu iki tane kavram var. Birisi istiklali tam, diğeri milli egemenlik. Bir üçüncü kavramsa yine Cumhuriyetimiz kurulurken esas aldığımız ve hakikaten bizim zihin dünyamızda ve oturduğumuz zeminde her zaman dile getirdiğimiz misak-ı milli. Yani üç tane kavram. Şimdi bizim Cumhuriyetimizin istiklali tam ve milli egemenlik, yani tam bağımsızlık ve milli iradenin istediği şekilde milli egemenliğin gerçekleşmesi anlamındaki bu kavramlarımızın bugün tecessüm etmiş, siyasetinin tecessüm etmiş hali AK Parti'dir. Bu siyasetinde lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığının temel nedeni budur. Türkiye'nin tam bağımsız ve milli iradenin hakim olduğu bir egemen ülke. Milli egemenliği de böyle anlayan bir siyaset anlayışıdır. Rahmetli Menderes'ten beri bugüne gelen bu mücadeleyi, bu adli, bu kararlılığı çok farklı hayata geçtikten sonraki süreci ifade ediyorum. Rahmetli Menderes'ten sonra bunu devam ettirip taşlandıran bir lider olmasından kaynaklanır. Çünkü eğer siz sağlıkta, ekonomide, savunmada, efendim eğitimde tam bağımsız olabilmeniz için ben bağımsız ülkenin ülkeyi demeniz yetmez. Sizin tüm bu alanlarda bağımsızlaşmanız lazım. Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sosyologların hayat altı alandan oluşur dediği, yani sağlık, eğitim vesaireydi, sağlık tüm alanlarda Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesinin altyapısını hızlandıran ve bunu bu gidişte de az bir süre kaldı, 2023 sonrasında da bunun mührünü vuracak bir lider olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda milli egemenlik dediğimiz şey, Fehmi Bey, bir ülke sınırları içerisinde biz egemeniz demenizle olmaz. Milletin iradesini siyaset kılarsanız milli egemenlik olur. Mesela şimdi Karabağ'da bir operasyon yapılıyor değil mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti olarak 30 yıldır işgal edilmiş kardeşlerinizin toprakları işgalden kurtulma mücadelesi verirken bir takım uluslararası kurumlar ve ülkeler oraya gitmeyin diyor ama milletiniz gidin diyor. Ne yapacaksınız? Milletinizin dediğini mi yapacaksınız? Yoksa AB'den bazı ülkelerin ya da Amerika'nın ve bazı uluslararası kurumların dediğini mi yapacaksınız? İki, gitmek isteseniz de oraya gidecek gücünüz var mı? İşte Tayyip Erdoğan istiklal ama milli irade anlamında bu ikisinin tecessüm ettiği hareketin lideri demenin nedeni o. Bu ikisini gerçekleştiren ve Türkiye'nin artık kendi halinde bir ülke değil, bölgesel güç değil, küresel bir güç olmasını sağlayan süreci son noktaya getiren lider olmasından kaynaklanıyor. Bugün artık Amerika'da da diğer ülkelerde de gerek Orta Doğu gerek bölgemizde herhangi bir şey yapılırken Türkiye hesaba katılmadan bir şey yapılamıyorsa bu bizim küresel güç olmanın adımımızdır. Sayın Kapaktepe, bu küresel güç olmanın miladı, timingi diyelim. 15 Temmuz öncesi bazı siyasi liderler, AK Parti'den ayrılan isimler 2015'ten öncesinin hesabının kendilerinin olduğunu, 2015'ten sonra hesabı içinde olmadıklarını, bu kadroların AK Parti içinden ayrıldıktan sonra AK Parti'nin Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini söylüyor. Ama biz biliyoruz ki bu milat Türkiye'nin FETÖ ile hesaplaşması, uluslararası arenada FETÖ ile hesaplaşmasının bir miladı. Acaba siz iyi bir gözlemci olarak, yani bir yıl AK Parti'nin içinde daha önceki arkadaşlığınız, hukukunuz da var ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tam bağımsızlık anlayışına FETÖ'nün bağlarından kurtulduktan sonra mı daha fazla yöneldiğini düşünüyorsunuz? Yok, şöyle, onun da bu mücadelenin bir parçası olduğunu düşünüyorum o sürecin. Yani o süreç Türkiye'nin köreleştirme noktasındaki atılan bir adımdı. Evet. Bu istiklali tam ve efendim milli egemenlik, milli irade ve kuvayi milliye bağlamındaki gerçekleştirdiği siyaset 2015 öncesinde de var ve devam ediyordu. 15 Temmuz harekatı Türkiye'nin bu gidişatını, darbesi, Türkiye'nin bu yolculuğunu ve bu serüvenini engelleme darbesidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlaşmasını ve büyümesini engelleme darbesidir. Bu darbeye Tayyip Erdoğan karşı çıkmıştır ve bu darbeye karşı çıkışına da milletimiz destek vermiş ve bu darbe, FETÖ darbesi bertaraf edilmiştir. Yani FETÖ kendi adına değil, uluslararası güçler adına da hareket eden bir terör örgütüdür. Amacı
Türkiye'de huzurun sağlanması değil, tam tersine Türkiye'nin bölünmesi ve parçalanmasıdır. Hani 15 Temmuz günlerini tekrar hatırlayacak olursak artık birçok şey aşikar oldu, ortaya çıkıyor. Yani sınırdaki FETÖ'cü, darbeci subayların, hain subayların, FETÖ'cü subayların sınırdan askerlerimizi çektiği ve terör örgütlerinin Türkiye'ye girip terör hareketlerini Türkiye'nin birçok şehrine yaymak ve memleketimizi kana bulamak için sınırımızda arabaları nasıl hazır bekledikleri artık hikaye değil. Gerçek olarak itiraflarda da bunu görüyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz bağımsız Türkiye, tam istiklali tam ve milli iradenin hakim olduğu Türkiye yolculuğunu kesmek ve Türkiye'yi köleleştirmek isteyenlerin yerli piyonlarıyla, içimizdeki piyonların oynadığı bir oyundur. 15 tamam. Temmuz bu. Ha, şimdi başkanım arzu öncesinde buyursanız sözünüzü keseyim. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra 15 Temmuz'dan kalarak devam edelim. Önemli, İstanbul'a da geleceğiz, İstanbul seçimlerine. Önemli satır başlarımız var. Değerli izleyiciler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile çok hayati stratejik konuları konuşmaya devam edeceğiz. Reklamlardan sonra Politik Adam programı devam ediyor efendim. Politik Adam programı reklamlardan sonra devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı uzun bir aradan sonra Politik Adam programında konuk, karşımızda Skype'tan, inanılmaz sosyal medyadan soru yağıyor sevgili başkana. Değerli izleyiciler, birçok sorunuz var. Bunları ana hatlarıyla kalan bölümümüzde sormaya çalışacağız. 15 Temmuz demiştik. 15 Temmuz tam bağımsızlık, istiklal, egemenlik anlayışı bakımından Türkiye siyasi hayatında evet, bir milat. Hatta Cumhur İttifakı'nın oluşmasında da bir milat olarak görülüyor. Şimdi 15 Temmuz'u ortada koyduktan sonra, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye fotoğrafına baktığımız zaman şunu gayet iyi görüyoruz. Sevgili Kabaktepe, sevgili başkanım, neyi görüyoruz? Türkiye üzerine uluslararası think tank kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler, siyasi analizciler, algı yönetimleri resmen bir abanma içinde girdiler ve çok ciddi bir algı yönetimi yapıyorlar. Şimdi bu algı yönetiminde AK Parti tek başına 19 yıldır Türkiye'yi yöneten bir AK Parti, Cumhur İttifakı'yla hem Milliyetçi Hareket Partisi'ni hem de Büyük Birlik Partisi'nin desteğini alan bir Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı var. Ama şunu da görüyoruz ki Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyla AK Parti'nin hem milletvekili seçiminde hem de son yerel seçimlerde aldığı oy arasında bir fark var. Şimdi ben kadroların, AK Parti kadroların ki zatenleriniz bir yıllık il başkanı, sizin hızınıza yetişemediğimizi de söyleyelim, bir 94 ruhuyla iş başına geldiniz. Acaba AK Parti tabanı yaptığı icraatları Cumhurbaşkanı'nın bu karizmasının gölgesi altında kitlelere anlatamıyor mu? Siz bir yıldır sokak, çarşı, pazar dolaşırken bunları muhakkak analiz etmişsinizdir sevgili başkan. Evet, teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'la ilgili söylemem gereken bir yer daha vardı. Reklama giderken yarım evet, kalmıştı. Buyurun. Müsaade olursa Fehmi Bey, onu tamamlayarak sorunuza devam edeyim. Şimdi 15 Temmuz Türkiye'de bazı kesimler tarafından hafifletiliyor. Hatta işte bir sanki hükümete karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı bir hareketmiş gibi değerlendiriliyor. 15 Temmuz sadece o günkü iktidar olan partimize, AK Parti'mize karşı ve o günkü efendim Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda bu olmakla beraber 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mandacıların Kurtuluş Savaşı'nda yapamadığı daha küçük bir alana, Anadolu'daki daha küçük bir alana sıkıştırma projesinin bir adımıdır. 15 Temmuz'u böyle okumak lazım. 15 Temmuz'u bu şekilde okursak doğru anlarız. Yani efendim Türkiye'de bir muhalefet var. O muhalefet iktidara karşı darbe yapmak istiyor. Böyle hafifletmeyelim.
15 Temmuz. Evet, AK Parti'ye, AK Parti hükümetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem canına kastetmiş hem hükümete darbe olarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Çirkin bir eylemdir, kanlı bir eylemdir. Katillerin efendim yapmaya çalıştığı bir eylemdir. Ama bunun sonucunda sadece hükümeti işten iş başı etmekle değil, bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak isteyenlerin ve aslında bununla beraber gerçekleştirmek isteyenlerin bir eylemidir. Bunun altını çizmek evet. lazım. Şimdi bunu söylerken de 15 Temmuz öncesi efendim parti şöyleydi, ben böyleydim. Bu tip söylemlerin tamamı da lafı güzaftan ibarettir. Çünkü AK Parti 2002'de kurulduğu ruhla 2021'de yoluna devam ediyor. Yani bu ne 15 Temmuz öncesi ne 15 Temmuz sonrasında bir ayrım yapmak kesinlikle yanlıştır. Ama evet, AK Parti 15 Temmuz'da da, Gezi'de de, ondan sonraki 17-25'te de, ondan önceki sanal darbe girişimlerinin tamamına dimdik karşı durmuş. 15 Temmuz sonrası da sizin ifade ettiğiniz tüm algı operasyonlarına milleti için, ülkesi için, devleti için göğsünü gere gere mücadele etmeye devam etmektir. Şimdi Türkiye'de hakikaten Cumhurbaşkanımızın sevgisi ve Cumhurbaşkanımıza karşı olan ilgi çok yüksek. Tavukçiler parti teşkilatı olarak hem Cumhurbaşkanımızın yaptığı icraatları hem efendim tüm 20 yıl içerisinde tüm hükümetlerimizin yaptığı icraatları vatandaşlarımızla paylaşmak durumundayız. Ancak tabii son 2 yılı hatta 3 yılı değerlendirdiğimizde yaklaşık 2 yıl boyunca pandeminin getirdiği kısıtlardan dolayı tüm siyasi partiler bizde de olduğumuz gibi sanal mecraların dışında yaptığımız çalışmaları gerçekleştirme fırsatı bulamadık. Şimdi pandemi döneminin bitmesiyle bu fırsatı tekrar yakalayıp biz de tüm partiler de sahaya çıkıp vatandaşlarımızla yüz yüze hem politikalarını hem icraatlarını hem Türkiye'de ne olup bittiğine dair görüşlerini paylaşmaya başladılar. AK Parti olarak, AK Parti teşkilatları olarak tüm 81 ilimizde de biz hem 2023 seçiminin ne anlama geldiğini hem Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye ve milletimiz için ne anlama geldiğini hem 20 yılda yaptığımız sessiz devrimin ne anlama geldiğini hem de gelecek artık AK Parti adresinde oturuyor. Gelecek artık burada oturuyor dediğimiz Türkiye'nin gelecek vizyonunun ve geleceğe doğru yolculuğunun AK Parti iktidarıyla en güzel bir şekilde nasıl devam edeceğine dair düşüncelerimizi, planlarımızı, programlarımızı, yaptıklarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya pandemi kısıtları kalktıktan sonra başladık. Bunu yapıyoruz. Ancak tabii ki her seçimin farklı bir dinamiği oluyor. O seçimin farklı dinamiklerinde vatandaşlarımız oy verirken bazen 3-4 tane küçük oy kullanılan dönemlerde ayırabiliyorlar. Buna da bir saygı duyuyoruz. Ancak biz parti teşkilatları olarak en temel vazifemiz bizim il ve ilçe teşkilatları olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetin yaptığı tüm icraatları vatandaşlarımızla buluşturmak. Bunu yapmak için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu Hakkari AK Parti teşkilatında da böyle, Edirne AK Parti teşkilatında da böyle. Ben bunu il başkanları toplantısında gördüğüm için söylüyorum. Orada tüm il başkanlarımızın çalışmalarını görme ve gözlemleme fırsatımız oluyor. Dolayısıyla daha yeni geldim toplantıdan, siz de ifade ettiniz. İstanbul İl Teşkilatımız açısından da tamamen bu dediğimiz hareketlilik geçerli. Şimdi şunu yani söyleyebilir işte, miyiz sevgili başkan? Teşkilatın içinden gelmiş ve Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken sinir uçları gibi İstanbul'un 7 tepesindeki tüm mahalle toplantılarını izleyebilen bir cumhurbaşkanının partisi çelik gibi, çelik kadrolar gibi ayakta diyebiliyor musunuz? Tabii kesinlikle. Yani hatta şöyle söyleyeyim, su alma kapasitesini tamamen doldurmuş tam çelik bir şekilde AK Parti teşkilatları ayakta. Burada dediğim gibi pandeminin getirdiği bir kısıtlardan dolayı teşkilatlar canlılıklarını, hareketliliklerini sahada gösterme fırsatları bulamadılar. Şimdi bakın, AK Parti sosyolojisi Türkiye'de, hani ona da değineyim söylemiştim, %70'in hikayesidir. AK Parti sosyolojisi %70'tir. Yani bu biraz önce de ifade ettim, rahmetli Menderes'te başlayıp işte rahmetli Özallah hocayla bugüne kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatlarında da efendim sürekli dinamizmi, sürekli ayakta durmayı, sürekli sandıktan
il teşkilatına kadar her zaman vatandaşımızın yanında ve çelik gibi sizin ifade ettiğiniz gibi iri olmak, iri olmak, kardeş olmak, hep beraber Türkiye olmak, hep beraber bir teşkilat olmak. Şimdi aklınıza sığınırım. Bu diyalektiniz içinde, diyalektiniz içinde hani derler ya, aslanlar kendi tarihlerini yazmadığı müddetçe avcıların tarihini okumaya mahkumdur. Demek ki bir sıkıntı var ki AK Parti kendi efsanesini, hikayesini, destanını, yaptığı icraatı anlatamıyor ki İstanbul'da iyi kötü çirkin diye tariflendirdiğiniz siyasi partinin genel başkanı 25 yıl önce şehir emiri olarak İstanbul Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarından İstanbul Belediyesi'ni aldı. Meral Hanım diyor ki Fatih'e benziyor, yüzünde Rabbi yesiri olan biri olarak söylüyor. Şimdi vatandaş size sokakta Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Belediyesi'ni neden teslim ettiniz diye soruyor mu sevgili başkan? Şimdi şöyle şöyle ifade edeyim. Şimdi bir kere hani o Fatih, Rabbi yesir falan filan bunlar ne anlama geldiğini vatandaşımız önümüzdeki günlerde anlayacak. Şimdi bunun şöyle nedeni şudur. Şu an Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı kim olacak kavgası var. Bu Rabbi Esir ve Fatih'e bazı siyasilerin ben adayı şuradan olmasını istiyorum, o buradan, o onların kavgaları. Bizi ilgilendirmez. Ama bu kavgada herkes tarafını birbirine bir takım salvolarla ve bir takım cümlelerle de anlatmaya çalışıyor. Yani sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onların derdi, onların kavgası. Şimdi İstanbul'da vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde hakikaten sizin ifade ettiğiniz şu anlamda bize bir takım sorularla karşılaşıyoruz. Yani İstanbul'a yazık oluyor. İstanbul hakikaten 2,5 yıldır hak ettiği hizmet alamıyor. İstanbul'un yaşam kalitesi düşüyor. Bazı denedik ama olmadı diyorsunuz siz. Ha, denedik ama olmadı diyor. Yani bundan dolayı vatandaşımızın yaklaşımları oluyor. Şimdi bakın İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanmamıştır. İstanbul'da İyi Parti de seçimi kazanmamıştır. İstanbul'da AK Parti belediye, büyükşehir belediyesi tarihinde en yüksek oyunu almıştır. Yani diğer o bahsettiğimiz muhalefet kesimleri bir takım harçlarla bir araya getirildikleri için bu seçimde böyle işte ilk seçimi baz alarak söylüyorum. İkinci seçimin ayrı bir dinamiği vardı. %10'luk 13'lük işte 13 binlik yani 0 nokta bilmem nelik bir farkla seçim kazanılmıştır. Yani dolayısıyla efendim sizin de ittifakınız var diyorlar. Doğru, bizim de ittifakımız var. Diğer partilerin de ittifakı var. İttifaklı da ittifaksız da bu benim dediğim gerçeklik seçim sonuçlarına baktığımızda değişmiyor. Şimdi dolayısıyla İstanbul seçimlerinde de 2024 yılına geldiğimizde hani biz zamanı bükerek yaşayamayız. Ben bunu zaman zaman konuşmalarımda ifade ediyorum. Diyorum ki ben çizgi film seyretmeyi seviyorum. Bu Japonların bu avatarlar üzerinden yaptıkları bir çizgi film var. Zaman bükücü var, toprak yani 5-4 elementi ve zamanı ve mekanı da bükebiliyor. Hava, su, toprak ve ateşin yanında. Ama bu çizgi filmde var. Şu an biz zamanı bükemeyeceğiz. Önce 2023'ü yaşayacağız, sonra 2024'ü yaşayacağız. 2024 seçimlerinde vatandaşlarımız İstanbul'un hizmet kalitesi, yaşam kalitesine yeniden aktarıyla kavuşacak. Bundan müşterimiz yok. Bunu biz sokağa çıktığımızda görüyoruz. Ama şu an İyi Parti Genel Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden kurmaya kalktığı siyaset büyükşehir siyaseti değildir. O siyaset kendi aralarındaki aday o mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak kavgasının henüz dışa vurum bu açık şekilde yapılmamış yani, kapalı ifadeyle dışa vurumudur. Ekrem İmamoğlu kaçma planı mı yapıyor İstanbul Belediye Başkanlığı'nda? Onu bilemiyorum ama Meral Hanım'ın ifadelerinden hareketle hani bu tespitlerimi yaptım. Zaten şunu söylüyorum yani diyorum ki misafir başkan, turist başkan diyorum. Aklı İstanbul'da değil, bedeni İstanbul'da diyorum. Yani İstanbul bu şekilde yönetilemez diye söylüyorum zaten. Hani İstanbullular bir ara caps de yapmışlar. İstanbul'a da uğrayacak mı belediye başkanı diye gelirken karşılayalım diye. Tabii bir İstanbul Belediye Başkanı'nın uluslararası ulus içi birçok toplantıya katılması gayet normaldir. İl ziyaretleri normaldir. Uluslararası ziyaretler normaldir. Ancak bunlar kabul edilebilir sınırdan fazla olduğu zaman vatandaş da böyle kepslerle karşılık verir. Yani İstanbul'u yönetme ve İstanbul'a hizmet üretme derdiniz esas olmalı. Bir takım adaylıklarla ilgili
hedeflerini de İstanbul'u payanda etmeye çalışmamalısınız. Başkanım yani zamanı iyi kullanma konusunda yani bazı sorular sorarsam affınıza sığınırım. Size göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Onu ben bilmem. Yani olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. İşte dediğim gibi Meral Hanım'a sormak lazım. Kılıçdaroğlu, tamam. Sayın Akşener'e Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak şimdi, lazım. Şimdi yani o dediğim gibi şu an içlerinde bir kavga var. Meral Hanım'ın bu söylemleri o kavganın kapalı dışa vurumudur. Yakında açık dışa vurumları da göreceğiz. Yani kimin aday olacağına dair bir iç kavga var. Bu iç kavganın dışarıdan da desteklendiğini ben düşünüyorum. Hani dışarıdan bir, kastınız? Birileri, şimdi bu Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi, hani kim olduğunu söylemeyeyim ben, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Millet İttifakı'nın göstereceği aday dış yani uluslararası güçler tarafından da kabul edilebilecek bir aday olmalı. Onun sözünden hareketle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili önemli bir siyasetçi, böyle bir cümlesi var. Google Hoca her şeyi biliyor. Merak eden izleyicilerimiz, seyircilerimiz Google yani... Hoca'ya sorduklarında olduğunu görürler. Şimdi bu siyasetçi diyor ki Millet İttifakı'nın göstereceği aday uluslararası sistemin de güçlerin de evet diyecek, kabul edebileceği bir aday olmalı. Ona binaen ben de bu cümleyi doğal olarak kuruyorum. Şimdi bu sözlerinizden harekette milli mücadele örneği verdiniz ama yani Türkiye'ye bir sömürge valisi atanmak mı isteniyor? Bu anlam çıkmaz mı? Vallahi bilmiyorum. İşte bunu kullanan Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi kendi adaylarının belirlenmesinde uluslararası sistemin de bir rolü olacağını söylüyorsa, kabulünün de önemsenmesi gerektiğini söylüyorsa bize de bu tespitleri yapmak düşer diye düşünüyorum. Şimdi başkanım konu şöyle. İstanbul seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti kazanmadı dediniz. Tamam. Ama İstanbul seçimlerinde en belirleyici partilerden biri Saadet Partisi oldu. Siz uzun yıllar orada kaldınız. Cennet Bekan, Necmettin Erbakan hocanın yanında yetiştiniz. MGB'de yetiştiniz, geldiniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir helalleşme pozisyonu oluşturuyor. Dindar kesim, muhafazakar kesimle de başta helalleşeceğiz diyor. Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu devrim yapıyor diyor ve destekliyor. Benim bir yazımda helalleşme politikalarının Temel Bey'in de içinde olduğu bir siyasi kadro tarafından hazırlandığını iddia etmiştim. Bugüne kadar yalanlama gelmedi. Siz bir anlam verebiliyor musunuz? İçinde büyüdüğünüz kesimin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu düşmanlığının, bu reaksiyonunun nedeni nedir acaba? Şimdi şöyle, öncelikle şunu ifade edeyim. Bu helalleşme kavramı çok son günlerde çok fazla gündeme geliyor. Şimdi bir helalleşme bizim literatürümüzde ve bizim geleneğimizde hani biz iki saat bile biriyle oturduğumuzda ayrılırken hakkını helal et kardeşim der ayrılırız. Yani bu kavram hem günlük dilimizde, günlük konuşmalarımızda hem derinlikli hem de samimiyeti ve karşılıklı hak ihlallerini minimize etmek için kullandığımız en temel kavramlardan bir tanesi. Öncelikle bu kavramın ne anlama geldiğini toplumumuzun hem inanç açısından hem de kültürel açıdan hem de örfü açıdan hem de dildeki kullanım açısından ne anlama geldiğini tam manasıyla bilmeyen ama bugün öğrenmeye çalıştığını söyleyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben buraya oturtuyorum. Neden? Çünkü bu anlamda Cumhurbaşkanımızın helalleşme kavramı kullanıldığında nasıl bir karşıtlık gösterdiğini, o kavramı bu söylediğim manada anlamlarını bilmeyerek nasıl ötekileştirmeye ve küçümsemeye çalıştığını biliyoruz. İki ihtimal var burada. Ya helalleşmenin ne olduğunu öğrendiniz, ya da o süreçle de helalleşiyorsunuz. Yani bu o iyi günler... bir şey değil mi efendim? Helalleşme. Yok işte söylüyorum, devam ediyorum. Ya da o süreçle de helalleşiyorsunuz. Ya da bu kavramı bir takım siyasal beklentileriniz için bundan önce Cumhuriyet'e ihanet etmek, efendim Kandil'i bombalamak, ben orayı yerle bir ederim cümlelerindeki çelişkili, çok bilinmeyenli paradokslar gibi bir malzeme olarak kullanmaya çalışıyorsunuz. Birinci misidir, ikinci misidir? Bunu halkımız karar versin. Bu iki seçenekten birisiyle karşı karşıyayız. Yani samimi görmüyor musunuz bu helalleşme çağrısını? Bakın, vatandaşlarımız karar versinler.
ben samimi olup olmadığını ortaya koyacağı eylemlerden anlarım. Helalleşmek kavramı manasında iki türlü olur. Bir, fiili, iki, kavli olur. Helalleşmek isteyen CHP namus sözüdür diyerek işten attı 13.500 kişi önce işe alacak. Helalleşmek istediğini öyle anlayacağız biz. Öyle timsah gözyaşı döküp başörtülere şunu yaptık, bilmem nelere bunu yaptık. Bunlar helalleşmenin sadece bir Türkçe olarak söyleyip oy avcılığına çıkıldığının göstergeleridir. Helalleşeceksiniz, bir, adını söyleyecek, iki, eliniz ve ayağınız ağzınızın söylediği eyleme gidecek. Şu an hakkını gasp ettiğiniz sadece İstanbul'da 13.500 tane işçi var. Kadınlarımız var, erkeklerimiz var. 3 aydır, 4 aydır işten attığınız için kirasını ödeyemeyen insanlar var. Çocuğunun haçlığını ödeyemeyen insanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Samimiyetiniz sözünüzün ispatı eylemlerinizle olur. Eylemlerinizin ispatı sözünüzün uyumluluğuyla gerçekleşir. Burada bu samimiyet var mı yok mu? Gerçekliği ifade ediyor mu etmiyor mu? Buna milletimiz görecek, karar verecek. Ha, ben bir haftadır gördüğüm süreçte bu samimi olarak bu adımların atılmadığını gözlemleyebiliyorum. Bu bir söylem olarak kullanılıyor. Ama ancak helalleşme istemini biz olumlu buluruz. Herkesin helalleşmesini, birbirine haklarını helal etmesini, birbiriyle barışmasını. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri, bakın son 3 aydır söylem analizi yapan şeyler var, araştırmacılar var. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 3 aydır söylemlerini analiz ediyorum, ettiriyorum, baktırıyorum. Millete hakaret eden, bir gün öğretmene hakaret ediyor. Öbür gün devletin başka bir memuruna hakaret ediyor. Öbür gün yatırımcıya hakaret ediyor. Yani küfre varacak sözler ifade ediyor. Ötekileştiriyor. Selam vermeyin diyor. Şimdi bu kadar bugün bu kadar konuşmayı yapıyor. Yatırımcıyı tehdit ediyor. Malınıza el koyarız diyor. Efendim sizi hapse atarız diyor. Sizi asarız diyor. AK Parti'ye oy verenler gayrimilli değil, gayrimillidir diyor. Bugün AK Parti'yi destekleyenler gayrimillidir. İnsanlara hakaret edeceksiniz. İnsanlara küfür edeceksiniz. İnsanları ötekileştireceksiniz. Sonra da oturup aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Banker Bülo filmi vardı. Banker Bülo filmi. Yani bu o banker süreçlerini anlatan güzel bir Yeşilçam filmiydi. Orada Bülo'ya her zaman banker ne diyordu? Şener Şen'le İlyas Salman diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yaptım ama niye yaptım? Bir sor bakalım. Şimdi bu helalleşme eğer böyle giderse buna benziyor. Hem hakaret etmeye, küfretmeye, ötekileştirmeye. Yani Banker efendim, Baho'ya mı benziyor Kılıçdaroğlu? Hem de diyeceksiniz ki yaptım ama niye yaptım? Güzel bir şeydir. Biz herkesin helalleşmesini olumlu görürüz. Onu baştan söylüyorum. Ama bunun samimiyetini de o süreç belirleyecek. Şimdi Sayın Başkan, şimdi, bu eleştiri getirdiniz ama Kemal Kılıçdaroğlu'na Sayın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu inanıyor ki devrim yapıyor diyor. Şimdi siz hangi terazide analiz ettiğinizde sizin eskimeyen yol arkadaşları diyelim aynı saflarda diz çöktüğünüz bu geleneğin içindeki bir siyasi davranışın bu CHP ile helalleşme sürecine Millet İttifakı'nın içinde olmasını nasıl anlamlandırıyorsunuz? Nedeni nedir size göre? Şimdi şöyle, ben yani bir devrim falan görmedim. Yani kendim onu ifade edeyim. Yani bu şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının Türkiye'de iki şeyi ayırarak söylüyorum. Yani birincisi diyorum ki demin ifade ettiğim gibi bir helalleşme süreci, helalleşme niyetini biz her zaman iyi adımı herkes için iyi görürüz. Ancak bu sürecin nasıl bir hafta ya da 10 gün içerisinde kendimi nasıl gördüğü ifade ettim. Bunun öyle hani bir devrim olarak algılanabileceğini, devrim olarak söylenebileceğini ben böyle bir şey görmedim. Herkes baktığı yerde başka bir şey görebilir. Ben kendi gördüklerimi söylüyorum. Başkalarının da niye öyle gördün, niye böyle görmedin diye bir polemik içerisinde girmeye gerek duymuyorum. Ama şunu söylüyorum. Ben CHP liderinin bu attığı adımdan bir şey görmüyorum. Bir devrim görmüyorum. Samimilerse olumlu karşılarız. Yapsınlar yaptıklarını, helalleşebilmek için de dediğim gibi şimdi bakın Dersim'le de yüzleşip helalleşmesi lazım. Başbağlar'la da yüzleşip helalleşmesi lazım. Sivas'ta da yüzleşip helalleşmesi lazım. Her yerle. Şimdi şöyle bir olmaz. Kuru kuruya ben seninle helalleştim bilmem ne falan filan dediğim gibi. Yani helallik kavramı samimiyetle
fiili ve kavli olarak söylediklerinizle eylemlerinizi birleştirmeniz de mümkündür. Hani ben bunu görmüyorum. Temel Bey de kendi gördüğünü söylüyor. Gördüğün, ben öyle bir şey görmediğimi ifade ediyorum. Yani Sayın Kılıçdaroğlu burada biraz önceki söylediğim gibi Türkiye'de kendisine ne söylense, eğer bir tane oy gelebileceği inanırsa tabii onu da yapabilirim tarzında bir siyaset anlayışı. Yani biraz önce verdiğiniz örnekten Türkiye'de, bakın Türkiye'de yapmaya çalışılan şey şu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu burada bu tip söylemleriyle aslında içeriği oynamıyor. Bu tip söylemleriyle biraz önceki söylediğim o CHP'li siyasetçinin şeyi var ya, diyor ki bakın aday ben olabilirim. Ben Cumhurbaşkanı adayı olabilirim Millet İttifakı'nın. Hem Türkiye'de hem de uluslararası olarak kendilerinin de güçler kimse onlara kendi adaylığını tüm çevrelerin desteği aldığını göstererek ispatlamaya çalışıyor. Onun yapmaya çalıştığı bu. Ama ben ne de görüyorum ne de farklı bir şey görüyorum. Ne gördüğümü zaten anlatmaya çalıştım. Biraz önce Yeşilçam filmden farklı bir şey. Örnek verdiniz. Demek ki Banker Bilo yaptım ama niye yaptım sor esprisinden inanmış, Millet İttifakı'nı oluşturan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine devrim diyen bir siyasi genel başkandan bahsettiniz diyebilir miyiz biraz önce? Hayır, ben yaptım ama niye yaptım sorusunu Kılıçdaroğlu'nun sorduğunu soruyorum. Söylüyorum. Evet. Ama bir yani, de buna inanan Banker Bilo var. Dedim, burada ben ne gördüğümü ben ifade ediyorum. Şimdi burada yaptım ama niye yaptım deyip bir takım söylemlerle karşısındakini ikna edip sonra yine o kötülükleri yapmaya devam eden bir bankerle karşı karşıyayız. Evet. Burada şimdi, banker pozisyonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonudur. Şimdi, hem böyle diyecek hem bugün gayrimilli diyecek. Yani düşünün, yani Türkiye'deki 30 milyon insanı gayrimilli olmakla bugün suçlayacaksınız. Dün helalleşmeden bahsedeceksiniz. Bir hafta önce memleketin memuruna hain diyeceksiniz. Helalleşmeden bahsediyor. Bu ne demek? Tam Banker Bilo'su. Bilo'luk karakteri, replik bu. Yani bugünü görselerdi, Banker Bilo repliğini bugün yeniden çeksek herhalde bu Kemal Bey'in bu repliklerin hepsini film senaryosu olarak koyabiliriz. Yani bana hakaret et, sonradaki gel helalleşelim. Tamam hadi helalleşelim diyelim, sonra bir daha hakaret et. Bu olmaz. Yani bu, yarın bu sosyal medyada bunun caps'lerini görebiliriz galiba. Şimdi yani sevgili başkan, zamanı çok iyi kullanmak bakımından şöyle bir analiz yapmak arz ediyorum. Zatalinizin uzun yıllar AK Parti'nin kuruluşundan bu yana AK Parti'nin dışında kalıp geçen sene bir 94 ruhu olarak il başkanınızı gelmesi teşkilatlarda, parti kadrolarında ciddi bir heyecan uyandırdı. Yani siz de bunu bir yılda bunu değerlendirebilirsiniz. Ama şöyle bir yapı var. Cumhurbaşkanının özellikle 15 Temmuz sonrası siyasi diyalektiği ve son yıllarda yaptığı konuşmalarda artık AK Parti giderek İslami siyasete kayıyor diye bir yapı var. Eğer helalleşme kavramını gündeme getirirsek, İyi Parti Genel Başkanı'nın Hazreti Ömer yolunda billboardlarına bakarsak, siyasette de AK Parti'yi rol model gören bir geleneğin başladığını görüyoruz. Şimdi AK Parti kadroları açısından hem gençlerle, Z kuşağıyla Ayasofya'da sabah namazı da kılıyorsunuz. Akşamleyin bir kahve toplantısı da yapıyorsunuz. Şimdi bu yapıya geldiğiniz zaman AK Parti ezberleri bozan muhafazakar demokratlığın dışında yeni bir siyasi söyleme başladı mı? Evet, şimdi şunu ifade edeyim. AK Parti'nin sosyolojisi Türkiye'nin %70'idir diye ben sık sık bunu söylüyorum. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Bu çok partili hayata başladığımız rahmetli Menderes'le birlikte o saydığımız, yani işte rahmetli Özal'ı da ifade ediyorum, hocayı da ifade ediyorum, vefat edenler itibariyle Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. %70 sosyoloji oturur AK Parti. Yani muhafazakar demokrat dediğimiz, içinde rahmetli Türkeş'i de, Menderes'i de, Özal'ı da efendim barındıran bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu sosyolojinin, bu %70'lik tabana oturan bir partidir AK Parti. AK Parti 2000'li yılların başında kurulduğunda, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu sosyolojinin en büyük partisi olarak ilk seçimde de zaten kendi yerini
ve milletimizin oylarıyla da gönlünde de kabul gördüğünü ifade etmiştir. AK Parti bu partilerimizin ve siyaset yapan kimliklerin ve kişiliklerin bulunduğu ama yepyeni bir anlayışla, yani o 2002 ruhu dediğimiz anlayışla siyasete, Türk siyasetine yeniden bir soluk katma amacıyla Cumhurbaşkanımızın kurduğu bir siyasi harekettir AK Parti'miz. Dolayısıyla AK Parti bugün bahsettiğimiz geçmişteki partilerimizin aynısıyla ya da benzeriyle tanımlamaktan çok Cumhurbaşkanımızın liderinde oluşturduğu kimlikle ve o ruhla tanımlamamız daha doğru. Bugün AK Parti'de siyaset yapanlar, dolayısıyla yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar AK Parti kurulmadan önceki farklı partilerde de siyaset yaptılar. Kimisi kuruluş gününde AK Parti'ye katıldı, kimisi kuruluşundan sonra katıldı. Bu doğal bir süreçtir. Ama AK Parti dediğim gibi kendisini o muhafazakar demokrat olarak kuruluşta Cumhurbaşkanımızın tanımladığı bu %70'lik sosyolojinin en büyük partisidir. AK Parti'nin bu temel oturduğu %70'lik sosyolojide, yani Menderes'te, Erbakan'da, Türkeş'te, Özal'da, Demirel'de bir şey yok, farklılık yok. O %70'lik tabanın üzerine oturuyor AK Parti. Burada AK Parti kendini sürekli geliştiriyor. AK Parti'nin temel yaklaşımı, biraz önce milli irade kavramını açıklarken eksik kalan bir taraf vardı. Oradaki taraflardan biri de şu: kendi siyasetinizi milletinizin istedikleriyle örtüştürebilmeniz ve ona göre şekillendirebilmeniz lazım. Bu talepler ve bu şekillendirmeler AK Parti'nin sürekli dinamizmini sağlıyor. Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır izlediği politikalara da baktığımızda AK Parti'nin oturduğu bu en az diyelim %70'lik sosyolojiyi ama hep birlikte Türkiye olarak temsil eden %30'luk dediğim kısmı da ötekileştirmeyen, onu da kardeş gören, bunu hatta dilinde sürekli hep beraber Türkiye'yiz diye ifade eden, ancak sürekli değişimi, gelişimi hem politikalarında hem örgütlenme biçimlerinde hem Türkiye'yi geleceğe vizyona taşıma noktasındaki süreçlerinde bunu görüyoruz. İyi Parti'de tam burada zaten bu bahsettiğim liderlerin fotoğraflarını koyarak, yani bu %70'lik sosyolojik tabanın kendisinin büyük pasta olarak lanse etmeye çalışıyor. Bunun karşılığı yok. Yani ne o bahsettiğim, adını söylediğim liderlerin bizim siyasi tarihimiz. Yani AK Parti'yi taklit mi diyor İyi Parti? Yani şöyle şey diyor ki, bu %70 sosyolojinin büyük partisi ben olacağım diyor. Efendim ben bunu temsil ediyorum iddiasında bulunmaya çalışıyor o reklam yöntemleriyle. Ama bu iş reklamla olmaz. Bu iş hakikatle olur. Bu işin hakikati Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu dediğim gibi Türkiye'nin bu %70'lik demokrasi mücadelesinin, tam bağımsızlık mücadelesinin, milli irade mücadelesinin, bu muhafazakar, demokrat, milli ve manevi değerlere saygılı mücadelesinin en temel Sayın Başkan, ifadenizi şöyle yapalım da Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle yapalım. Metal yorgunluğu olan bir teşkilatı analiz ettikten sonra 94 ruhunu atıfta yaparak Sinan Tahlil'in il başkanlığını anons yaptı Cumhurbaşkanı. Yani evet. Demek ki bir 94 ruhu, yani kendisinin de İstanbul Belediye Başkanı olduğu ruha, o dinamik yapıya karşı Cumhurbaşkanı'nın bir özlemi var. Demek ki bazı şeylerin iyi gitmediğini mi vurgulamak istedi Sayın Cumhurbaşkanı? Yok, ben katılmıyorum bu şeye, tespitinize. Yani şimdi şöyle bakın, şimdi teşkilatlarımız, bürokrasimiz, iş hayatında da yaşayanlarımız zaman zaman hayat içerisinde bir takım inişler ve çıkışlar yaparlar. Şimdi bizim dediğim gibi bir siyasal zemin olarak AK Parti'nin nereye oturduğuna dair açıklamaları yapmaya çalıştım. Şimdi belli kavramlara farklı bakış açılarıyla da farklı manalar yüklenebilir. Burada bahsettiğiniz analizde Cumhurbaşkanımızın da bizlerin de sık sık anlatmaya çalıştığı şey, ideal ve inanç noktasında AK Parti'nin de yıllardır yapmaya çalıştığı bir kadın, iki gençlik, üç çalışkanlık noktasındaki gayretimizi daha da çok arttırmaya ve bu çabayı en temel gösterebilir şekilde her türlü eylemlerimize yansıtmaya gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Yoksa şimdi bakın, bir şeyden bahsediyoruz. Dünya tarihinde Türkiye sosyolojisine sahip bir ülke ile analiz ettiğimizde 20 yıl boyunca girdiği seçimleri kazanan bir AK Parti var. Dolayısıyla Türkiye tarihinin en başarılı partisinden bahsediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yani çok partili hayatımızdan sonra en başarılı siyasi liderinden bahsediyoruz. Bu liderin ve bu siyasi partinin geleceğe dönük Türkiye'yi götüreceği umutları ve hayalleri de söylerken kendi içinde üretebileceği çalışkanlığı ve gayreti de sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Standartla ilgili de biraz önceki söylediğim üç temel kavramla bir tane yansımayı ifade ediyoruz. Yani kadınların siyasete katılımı, gençlerin siyasette belirleyici hale gelmeleri, çalışkanlık ve azim noktasında AK Parti teşkilatları olduktan sonra aynı azmi ve kararlılığı göstermemiz, Cumhurbaşkanımızın sizin ifade ettiğiniz gibi siyaset sahnesinde Türkiye'de en önemli olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir yerde o görevi almasından hani bahsediyorum. Dolayısıyla ama bahsettiğim gibi AK Parti'miz 2002 sosyolojisi itibariyle o ruhla kurulan Cumhurbaşkanlığı liderliğinde tüm Türkiye siyasi tarihinin tecrübesini almış, kendi sosyolojisini, kendi anlayışını oluşturmuş yepyeni bir partidir. Buna bir bakarsınız bahsettiğimiz partilerin birinden bir benzerlik görürsünüz. Bir bakarsınız başka birinden bir benzerlik görürsünüz. Ama bunların hiçbirisi AK Parti'nin 20 yıllık başarısının ötesinde bir şey değildir. Bunun altını özellikle çizmeye gayret edeyim. İfade edeyim. Evet Sayın Başkan. Şimdi şunu da söylüyorum. Evet. Benim ismim 19 harfli. Dolayısıyla benim ismimden bir kere harfi düşürürseniz bugün beni kimse tanımaz. Herkesin bir geçmişi var. Herkesin bir hayatı var. AK Parti'mizde de siyaset yapanların parti kurulmadan önce siyaset yaptıkları veya parti kurulduk bir müddet siyaset yapıp AK Parti'ye geldikleri partileri var ya da geçmişleri var. Ama bunlar her bir arkadaşımızın kendi geçmişleridir. Ama AK Parti siyaseti içerisinde Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu ruh ve süreçle de yolumuz hep beraber devam ediyoruz. Şimdi çok az vaktimiz kaldı da şahsi bir soru kabul etmezseniz ben anlıyorum. Saadet veya milli görüş tabanına ilişkin analizlerinize çok dikkat ediyorsunuz ama siz AK Parti il başkanı olurken eski ezberlerinizi bir kenara bıraktınız mı? Valla kafamda tutabilirsem sadece Kur'an ve hadis ezberliyorum. Başka bir ezberim yok. Yani demek istediğimi gayet iyi anladınız. Milli görüş geleneğindensiniz. İyi anlayacağını düşünerek bu cevabı verdim. Yani tutabilirsem ayetleri tutabilirsem hadisleri ezberimde tutuyorum. Onun dışında hiçbir ezberim yok. Peki şöyle bir soru soralım. Şimdi İstanbul'da gençlerle konuşuyorsunuz. Z kuşağı deniyor. Evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız Teknofest kuşağı diyor filan. Şimdi tamam. Ben eski İmatipler'in genel başkanı olarak da böyle de süreçte yaşadım. Ama zaten size şöyle bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi AK Parti'de muhafazakar demokrat kimliğinde olan bu STK'larda yetişen bir genç bir vesileyle sokağa çıksak ve sokak eylemi olsak atacağımız sloganlar konusunda bile çok ciddi bazı noksanlıklar var gibi görüyorum. Ayasofya'yı açmış bir cumhurbaşkanı var. Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye bir sloganı elimizden alan bir cumhurbaşkanı fotoğrafı var. Başörtü zulmünü kınayan, İmam Hatip okulları açılsın diye sloganları elimizden alan bir cumhurbaşkanı var. Kudüs'ün dışında, İsrail'in zulmü karşısında Kudüs'ü desteklemek, belki bizim Myanmar'daki zulmü, Doğu Türkistan'daki zulmün dışında siyasi olarak bu gençlere bir hedef veya vizyon koyacak bir slogan konusunda bu gençler soru sorduğu zaman siz onlara ne söyleyeceksiniz? Bu gençleri nasıl bir dinamik havada tutabilirsiniz? Şimdi bakın bu sorunuzu cevaplamaya kalan 3 dakika yetmez. Ama burada çok temel bir bence farklı bir şeye kayıyor sorunuz. Neye kayıyor? Şimdi o zaman biz soracak soru kalmayacak ya da hedef kalmayacak diye amaçlarımızı mı gerçekleştirmeyeceğiz? Yani bir Ayasofya kırılsın, zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın demek insanları motive ediyor diye Ayasofya'yı açmaktan vazgeçemeyiz. Yani iyiliklere ve hedeflere erişmek bizim temel gayemizdir. Türkiye'yi bu bahsettiğimiz özgürlükler anlamında özgürlüklere ve hürriyete kavuşmak temel amacımızdır. Dolayısıyla her zaman bizim yeni bir kızıl elmamız var. Her zaman Türkiye'nin gideceği hedefler var. Bugün Türkiye Ayasofya'sı da açılmış, inancın önündeki baskılar da kaldırılmış, ekonomik olarak, savunma sanayi olarak bir yere gelmiş ve bundan daha ileri gidecek. Daha da ileri gidecek, daha da ileri gidecek. Ne diyoruz? Biz işte bilim ve teknolojide uzaya gideceğiz diyoruz. Ne diyoruz? Biz
hayat refah seviyesinde dünyanın ilk üç ülkesinden biri olacağız diyoruz. Ne diyoruz? Biz gerek sosyal bilimlerde gerek efendim IT bilimlerinde işte dünyanın en önemli dört merkezinden biri olacak diyoruz. Ne diyoruz? Türkiye bireysel yaşama baskının olmadığı dünyada örnekle gösterecek biri olacak diyoruz. Belki ne büyük Turan'a büyük Turan'a ulaşma yolunda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması bile iki şeyle ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle son iki cümleyle de ifade edeyim. Ne diyoruz? Dünya beşten büyüktür diyoruz. Ne diyoruz? Daha adil bir dünya kurmak mümkün diyoruz. Dolayısıyla insanoğlu bir yere varır ve ondan sonra yeni varacağı yerleri belirler. Bir de şunu söyleyeyim bakın Fehmi Bey. 15 Temmuz var ya 15 Temmuz. Bu Türkiye'deki gençliğin ne anlama geldiğini ve sokağa çıktığında milleti için, ezanı için, bayrağı için, vatanı için ne yapabileceğini en güzel bir şekilde gösteren bir tablodur. Yani milletimiz dur denmesi gerektiğinde durduğunda da sela okunduğunda sokağa çıkıp ne diyeceğini de bu ezan için ve bu bayrak için kendi canını da malını da feda edebileceğini gençlerimiz göstermiştir. O noktada bir sorun yok. Ama dediğim gibi biz her bir hedefe ulaşacağız. Ondan sonra yeni hedef belirleyeceğiz. Evet. Başkanım bu hedefleri inşallah başka programda konuşmak isteriz. Zatenizi yormadım inşallah. Bana göre çok güzel bir program oldu. Değerli izleyiciler, politik adam bugün çok merak edilen bir ismi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi konuk etti. Sayın Kabaktepe'ye ilgisinden, alakasından ve sorularımıza samimiyetle cevap vermesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Eğer sağlığım el verirse gelecek hafta yine çarşamba akşamı yeni konu başlıkları ve konuklarımızla politik adamda ekranlarınızda olmak istiyorum. BBN ailesi olarak hepinize hayırlı geceler dilerim efendim. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirlenen Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma.